Açtım, tamam. Başlayabiliriz. Evet, uçak düşürme kriziyle Suriye ve Suriye olaylarıyla gündeme oturan Türkiye-Suriye ilişkileri aslında gerçekte eski bir geçmişe sahip. Rusya'nın birliğini sağlayarak devletler tarihinde yer almasında Osmanlı ile mücadelesi önemli bir yere sahipken, diğer taraftan Osmanlı'nın son yüzyılda zayıflamasına sebep olan uzun savaşlarında bir tarafı idi Rusya. Bolşevik devrimiyle Sovyetler Birliği Türkiye kamuoyunda özellikle sol entelijansiyet tarafından belli bir romantizmle ele alınsa da Orta Asya politikaları bağlamında bakıldığında eski imparatorluk emirlerinde devam ettirdiğini görüyoruz Rusya'nın ve Sovyetler Birliği'nin o süreçte. Yeni durumda ise Rusya'nın Suriye'deki rolüyle birlikte yeni bir dış politik yönelim içinde olduğu sezinleniyor. Bu böyle midir? Ve bu yeni gelişmeler Türkiye açısından, bölge açısından ne anlama geliyor? Bugün önemli dört konumuzla birlikte bu soruları cevaplandırmaya çalışacağız. Doçent Doktor Fatih Özbay, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğretim üyesi. Hakkı Uygur Eşarp Form araştırmacı ve yazar olarak aramızda bulunuyor. Levent Baştürk, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi ve yine sitemiz yazarlarından araştırmacı yazar. Ve yardımcı doçent doktor Vügar Üman Bey ile İstanbul Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Yani Sovyet döneminden sonra, Soğuk Savaş döneminden sonra özellikle 1990'lı yıllarda ortaya atılan bir Avrasyacılık stratejisi vardı. Ve bu Putin döneminde bu ne kadar tartışılsa da yürürlükte olup olmadığı hep gündemde oldu. Bu yüzden ben önce Vügar Bey ile Rusya dış politikasını da biraz tanımlamak ve anlamak bakımından Vügar Bey ile başlamak istiyorum. Putin dönemi Rusya'sının dış politikasında Avrasyacılık stratejisi neye tekabül ediyor ve yansımaları nelerdir? Vügar Bey, sizinle başlayalım isterseniz. Evet, teşekkür ediyorum davetiniz için. Öncelikle Avrasyacılık kavramının çok muğlak olduğunu, yani herkesin bir Avrasyacılığı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani benim anladığım bu konu üzerinden yaptığım çalışmalarda bu bir siyasi bir akımın görüşüdür ve 1920'lerde ortaya çıkmış genç Rus muhalif ve Bolşevik karşıtı kişilerin ortaya attığı, biraz da bu çarlıktan sonraki Rusya'nın ve yakın çevresini bir yeni bir kimlik oluşturma yönünde yaptıkları bütün çabalara verilen bir isimdir. 91 sonrasında Sovyetler çöktükten sonra bu Avrasyacılık terimi de çok revaçtaydı ve Avrasya kavramı da. Bunu 90'ların başında Rus karar alıcılar çok fazla kullanmıyorlardı. Çünkü onlar Batı ile entegrasyona gitmeyi düşünüyorlardı. Daha sonra 90'ların ortalarına doğru bu eğilimin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Avrasya olarak Rusya ve yakın çevresi kastedilmekteydi. Eski Sovyetleri ele alıyorlardı. Ve bu aslında politikanın diğer bir ismi vardı. Yakın çevre politikası Rusya'nın ve 90'ların ortalarından itibaren dış politika belgelerine de girmiş bir doktrindir. Yani Ruslar şunu söylüyorlardı. Yakın çevremiz, yakın bölgelerimiz bizim için son derece önemlidir ve bu bölgelere Batı'nın ve diğer üçüncü ülkelerin müdahale etmemesi gerekiyor. Ve bütün Rus dış politikası ile ilgili yapılan doktrinlerde de günümüze kadar da biz bunu gördük. Putin'le beraber de bu daha da perçinlendi. Yani 2000 yılında yapılan dış politika doktriniyle. Evet, 2000'den itibaren biz Putin'in bu coğrafyaya, yani Rusya ve yakın çevresine yönelik çeşitli örgütleri kurduğunu görüyoruz. Yani Avrasya, işte Evrasya isimli Avrasya Ekonomik Topluluğu veya işte Ukrayna'nın da dahil olduğu serbest ekonomik alan olduğunu görüyoruz. Daha sonra Belarus, Rusya ve Kazakistan'ın dahil olduğu, önce Gümrük Birliği, daha sonra şimdi bu Avrasya Ekonomi Birliği'ne dönüştürüldü. Ekonomik olarak böyle bir politikaları görüyoruz. Aynı zamanda da siyasi açıdan, stratejik açıdan da yine yakın çevrenin Rusya için çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani 2000'lerde Rusya yakın çevresindeki askeri üsleri hukuki bir statüye bağladı. Yani Tacikistan'da, Kırgızistan'da ve onların Ermenistan'da bu üsler bulunuyordu.
Evet, yani 2000'li yıllarda biz Rus dış politikasını Putin döneminin ilk döneminin ne bakarsak böyle bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Daha ziyade yakın çevredeki olaylara müdahale etme ve bu dönemde de yine biliyoruz Rusya ekonomisinin yani çok fazla dolarlarla, petrodolarlarla dolduğunu hazinenin. Bu işte kaynaklar gelince de Putin daha fazla açılmaya, daha fazla söylemini radikalleştirmeye başladı. Bunun yeni bir imparatorluk projesi olarak yorumlayabilir miyim? Söyleyenler var. Evet, bu konuda hani Sovyetler Birliği'ni kuramayabilir. Yani kurması zor. Fakat ona benzer, en azından onun bir imitasyonu olabilir deniliyor. Elbette ki biz şeyi unutmamamız gerekiyor. Yani günümüz Rusya'sındaki elitin, karar alıcıların Putin ve çevresinin bir güvenlik elitinden oluştuğunu ve bunların Sovyetlerin son döneminde kariyerlerine başladıklarını, Putin 75'te üniversiteyi bitirmiş ve KGB'de göreve başlamış. Onun gibi yakın çevresinde bulunan kişilerde Duma Başkanı mesela Sergey Narışkin şu anda Duma Başkanlığı yapıyor. O da yine bir güvenlikten gelen bir general. Eskiden Batı'da görev yapmış birisi. Veya Rusya'nın en önemli petrol firmasının başında bulunan Igor Sechin. O da yine Angola'da işte Sovyetler zamanında görev yapmış bir istihbaratçı üst düzeyde. Bu gibi kişilerin elbette ki o düşünceleri, nostaljik düşünceleri olabilir. Hı hı. Yani bu dışarıdan bakıldığında böyle bir eğilimler tespit edilebilir. Ama bana göre bu 2013 sonu, 2014'lerden başlayan Rus dış politikasındaki revizyonist, daha keskin bir revizyonist bir eğilim ki bu Ukrayna'da Kırım'ın işgali sonra ilhakı, ondan sonra Ukrayna'nın güney doğusunu istikrarsızlaştırma yönündeki hamleler, akabinde 2015'te Suriye yine hamlesi, Suriye'ye asker gönderilmesi, yine bu Türkiye karşıtlığı son bir ayda. Bütün bu şeyler yeni bir revizyonist bir dış politikanın uygulanmakta olduğunu gösteriyor. Bunun da ben sebeplerini daha ziyade iç dinamiklerde arıyorum. Yani oradaki mevcut rejimin, siyasi rejimin kendi meşruiyetini sağlaması, bekasını sağlaması yönünde çok tedirginlikleri vardı. 2011-2012'lerde biz protestolar görüyoruz, sosyal protestoları. Aynı zamanda bu sistemin, yani Putin döneminde oluşturulan merkeziyetçi, monopolist hem siyasette hem ekonomide, yani siyasette muhalefet bile artık sistem için bir muhalefetti. Çok fazla parlamentoda, yani bütün bu alınan kararlar, işte Ukrayna'da bir bölgenin işgal edilmesi veya Suriye'ye gidilmesi, bunların hiçbirisi herhangi bir itiraz da karşılaşmadı. Sadece bir Kırım'ın konusunda bir milletvekili itiraz etti. O da şu anda yurt dışında hakkında soruşturma açıldı. Yani demek istediğim, hem siyasette böyle bir merkeziyetçi bir politika yürüttü. Aynı zamanda ekonomide monopolleşmeye başladı. Büyük kitler, işte Rosneft petrol şirketi gibi, Gazprom gibi, Aeroflot gibi, bunu bir sürü söyleyebiliriz bunu. Bunlarla devlet kapitalizmi oluşturdu. Hı hı. Rekabete kapalı ve bu sistemin 2009-2010'lardan itibaren çok verimsiz olduğu ortaya çıktı. Çünkü petrol fiyatları 100 doların üzerinde seyretmesine rağmen Rus dış ticaretinde rakamlar çok üst düzeyde, ticaret fazlası vermesine rağmen, yani 150-200 milyar dolar arasında dış ticaret fazlası veriyordu Rusya ekonomisi. Fakat Rusya ekonomisi 2009'dan itibaren geriliyordu. Yani %6, %3, son 2 sene %0 ve bu sene tamamen gerileme, eksiler. Tüm bunlara bir cevap vermek için de dış açılım gerekiyor. Yeni bir cephaşma, yeni bir savaş söylemi ve 1,5-2 senedir Rusya toplumunun bir gerilim içinde yaşadığını, sürekli bir savaş söylemi, dış düşman, işte sınırlarımıza doğru yaklaşan düşmanlar. Bu çerçevede yani başka türlü rejimin bekasını devam ettirmek çok zor gözüküyor. Kaynaklar çünkü verimsiz ekonomik yönetimden dolayı çarçur ediliyor. Toplamda ben hesap ettim, 2 trilyonun üzerinde bir dolar bir
kaynağın olması gerekiyordu. Geçen seneye kadar o dış ticaret fazlalarını topladığınızda, yani kaba olarak söylüyorum. Fakat söylenen 2014 Mart'ında söylenen kaynak 730 milyar dolardı. Yani bu gün itibariyle bu rakamlar, yani bir sene, bir buçuk sene geçti, 360 milyar dolara inmiş. Bu resmi rakamlar. Dolayısıyla yani burada üst düzeyde bir kleptokratik bir yönetimin de olduğunu görüyoruz. Bütün bunları da memnun etmek için, içerideki kamuoyunu, kendi çevresindeki eliti de konsolide etmek için böyle bir gerilimli bir havaya da ihtiyaç duyuyordu. Evet, Fatih Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Rusya'nın iç dinamiklerinden bahsetti Rukar Bey. Bu iç dinamiklerin Türkiye'ye yansımasını anlayabilmek için aslında Türk-Rus ilişkilerinin ekonomik ve siyasi temellerinden bize bahsedebilir misiniz? Tabii şimdi ekonomik ve siyasi temelleri deyince biraz çok kısa bir şekilde aslında biraz geçmişten bahsedip günümüzdeki ilişkiler öncekilerden nasıl farklıydı biraz bahsetmek lazım. Şimdi Çarlık dönemi, Sovyet dönemi ve Rusya Federasyonu dönemi olarak eğer üç kısımda incelersek aslında Rusya Federasyonu dönemindeki ilişkiler diğer önceki ilişkilerden çok farklı bir hem mantık olarak, mantalit olarak hem de içerik olarak farklılaşmıştı. Çünkü Çarlık döneminde evet Rusya ile Türkiye arasında Osmanlı döneminde yapılan savaşlar var. 13 tane savaş var, birkaç tanesini işte bizim kazandığımız, diğerlerinde kaybettiğimiz savaşlar. Yani Osmanlı'nın çöküşe ve yıkılmaya gittiği dönemde Rusya yukarıya ve yükselişe doğru gitmişti. O dönemde bile Türk-Rus ilişkilerinde yakınlaşma dönemleri olduğunu biliyoruz biz. Ekonomik? Yok, askeri siyasi anlamda. Bunların hepsi siyasi, askeri anlamdaydı. İşte 3. Selim döneminde Napolyon tehlikesiyle birlikte veya 2. Mahmut döneminde Mehmet Ali Paşa isyanıyla birlikte başlayan yardımlar. Bu şekilde zaman zaman kısa dönem süreli, kısa süreli yakınlaşma dönemleri vardı. Ama bunlar hiçbir zaman ekonomik ilişkilere ya da devlet halklar arasındaki ilişkilere etkiden ilişkiler değildi. O dönemin şey, o dönemin uluslararası siyasetiyle tabii uluslararası dengelerle alakalıydı. Kısa dönemli süren sonra tekrar gerilimli döneme girilen ilişkilerdi ve arada bir takım böyle yakınlaşma dönemleri olmuştu. Yine Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde Cumhuriyet'in işte Kurtuluş Savaşı dönemindeki yakınlaşma, 1920'lerdeki Sovyet yardımıyla işte ilk yapılan şeyler. Silah yardımı doğru mu hocam? Silah yardımı şöyle. O silah yardımı aslında Hindistan Müslümanlarının, İngiliz kontrolündeki Hindistan Müslümanlarının Rusya üzerinden Türkiye'ye gönderdiği yardımlar çoğunlukla. Rusya'nın yardımı değil aslında. Rusya'nın da yardımı var içerisinde ama çoğunlukla oradan gelen yardım olarak. Antiparantez değinmek istedim. Onu da söylemek lazım. 1920'lerde böyle bir yakınlaşma var ama evet. 35-36'da özellikle Montreux'den sonra ilişkilerde soğuma başlıyor. 45'te zaten Stalin bir takım talepleri bulununca ilişkiler kopuyor. Evet. Sonra tekrar 65'e kadar süren bir dönem var, kapalı. Yeniden bir yakınlaşma, yine bir sanayi tesislerinin kurulmasıyla başlayan bir yakınlaşma dönemi. Sonra da 91'in aralığında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya Federasyonu dönemine geçiyoruz. Evet. Şimdi bu anlattığımız bu Çarlık ve Sovyet döneminde ilişkilerde genellikle Çarlık döneminde askeri sahiplerle, sebeplerle başlayan bir yakınlaşma, sonra yeniden hemen bozulma var. Sovyet dönemine baktığımızda da Cumhuriyet'in ekonomik bazı gereksinimlerinin alternatif olarak karşılanması anlamında Batı'dan gelemeyince Sovyetlerle kurduğumuz ilişkiler var ama onda da böyle bir keskin, mesela 45 sonrasındaki aynen bugün yaşadığımız gibi keskin bir kopuş da var. Fakat 90... NATO'ya girmemizle ilgili mi hocam? NATO'ya biz 52'de giriyoruz. Aslında daha önce kopuyor ipler. 45'te Sovyetler Birliği Stalin'in işte doğudaki toprak talepleri ve Boğaz üzerindeki hakimiyet gibi talepleri ve bunun da bizi Batı blokuna ve NATO'ya doğru götürülmesi süreci var. Evet. Bu süreç 65'te yumuşatıldı falan. Şimdi burada 92'den yani Rusya Federasyonu döneminden sonraki ilişkiler diğerlerinden iki dönemden çok farklı. Ekonomik anlamda da farklı, siyasi anlamda da farklı. Şimdi 92 sonrasındaki ilişkilere baktığımızda çok hızlı bir şekilde ekonomik ilişkilerin artmaya başladığını görüyoruz. 1997'deki Mavi Akım'ın imzalanmasıyla birlikte bunun içerisine enerji faktörü de giriyor. Petrol ve enerji
doğal gaz ve petrol anlamında. Ve gerçekten de ekonomik ilişkilerde müthiş bir rekorlar üstüne rekor kıran bir dönem yaşanıyor. Hı hı. En son 38,5 milyar yani yaklaşık 40 milyar dolara kadar çıkmış olan bir ekonomik yani şey dış ticaret hacmine ulaşmıştık Rusya ile. Bu Euro bölgesi krizi çıkmadan önce. Daha sonra ne oldu peki? Ekonomik ilişkilerdeki bu yakınlaşma ülkeleri 90'ların sonunda siyasi anlamda da ilişkileri yakınlaştırmaya zorladı. Bu anlamda da Putin'in 99 sonrasında 2000'de iktidara gelmesi Türkiye'de de AK Parti iktidarıyla birlikte Erdoğan hükümetlerinin kurulmasıyla başlayan bir yakınlaşma dönemi var. Ve böylece aslında iki ülke ekonomik ilişkilerdeki yakınlaşmayı siyasi ilişkileri de yansıtıp ikisini beraber götürmeye çalıştılar. Ve bunda da aslında çok da büyük mesafeler alınmıştı. Aynı zamanda bu dönemin özelliğini şunu söylemek lazım. Diğer iki dönemin karşılaştırıldığında farkı da şu. Artık halklar arasında da bir yakınlaşma. Hani ortak evliliklerden tutun, turistlerin gidip gelmesine kadar tutun, Rus gelinler. Bütün bunlar aslında çok farklı bir dönem yaşattı bize. Peki tabii birdenbire bu uçağın düşmesiyle birlikte başlayan bir kriz dönemine girdik. Aslında Türk-Rus ilişkilerinde biraz önce anlattığım üzerinden çok çabuk hızlı geçtiğimiz dönemlerde de böyle çok sert iniş, sonra yeniden yükseliş, iniş, yükseliş. Tarihi bir gelenek oldu. Yani karakteri böyle yani ilişkilerin karakteri böyle. Bir de ben hep şunu söylüyorum. Yani Türk-Rus ilişkilerinde inisiyatif almak ve şey yapmak gerekiyor. İlişkileri geliştirmek için özel bir çaba göstermek gerekiyor. Çünkü çok zor bir şekilde çıkardığınız ilişkiler sanki böyle bir kayayı yukarıya çıkarmaya benziyor. Dağın tepesine çıkarmaya bırakıldığında birdenbire aşağıya kadar hızlı bir şekilde inebiliyor. Şu anda yaşadığımızda bu aslında. Buradan şuna gelmek istiyorum. Peki bu kadar çabuk yani ekonomik anlamda bir sürü avantajımızın karşılıklı olarak avantajın olduğu, siyasi anlamda da iki ülke arasındaki ilişkilerin bazı sorunlara rağmen, çünkü biz Suriye'de anlaşamıyorduk, Kıbrıs'ta, Karabağ, Dağlık Karabağ'ın işgali konusunda veya başka konularda anlaşamıyorduk ama başka diğer konularda da ortak bir nokta bulabiliyorduk. Burada ne oldu peki? Bana göre biraz önce Ülger hocamın da anlattığı ve işaretini verdiği gibi aslında Rus-Türk ilişkilerinin ilginç bir karakteri var. O da şu. Rusya zayıf olduğunu hissettiği durumlarda Türkiye ile işbirliğine dayalı bir ilişki formatı geliştiriyor. Ama güçlendiğini hissettiği andan itibaren de bunu rekabet ve çatışmaya götürmekten hiç çekinmiyor. Tarih boyunca da böyle oldu. Aslında bizim yaşadığımız da şu. Aslında şu. 90'larda Türkiye ile ilişkilere muhtaç olan bir Rusya vardı ama Putin'in özellikle ikinci dönemde 2004 sonrasındaki biraz önce anlatılan petrodolarlarla birlikte ve bir taraftan da içeride yaşanan yani eski büyük günlerine dönme arzusunda olan bir elit var. Putin ve etrafındaki o elitten bahsediyoruz. Her ne kadar Sovyetler Birliği'ni kurmayı düşünmüyorlar tabii ki. Zaten Putin hep şunu söylemişti zaten. Yani Sovyetler Birliği'nin yıkıldığına üzülmeyenin kalbi, onu yeniden kurmak isteyenin de beyni yoktur şeklinde bir sözü var onun. Ama hep bir Sovyet şeyi var. Şimdi yani eski büyük gücüne kavuşmuş olan Rusya ve bunu zannedersem hem içerideki bir takım sıkıntıları kapatmak anlamında hem de buna hazır olduğunu hisseden Rusya uçağın düşmesiyle birlikte bir anda ilişkileri bu da bizim NATO'da oluşumuz bu ikili ilişkilerde ne tür kesinlikle çok oluyor. Çok büyük bir etkendi. Yani hiçbir zaman Rusya açısından bakıldığında Türkiye tam anlamıyla ortaklık kurulabilecek bir ülke olarak hiçbir zaman görülmedi. Bunun biz daha önceleri çok tartışmalarını da yaptık akademisyenler arasında. Yani Türk-Rus ilişkilerinde hep hani stratejik ortaklık, çok boyutlu ortaklık, geliştirilmiş ortaklık, genişletilmiş ortaklık gibi çeşitli tabirler kullanıldı. Bunun pik, en yüksek noktası stratejik ortak noktasıydı. Biz o zamanlar hep şunu söyledik, yani bazı alanlarda stratejik ortaklık olabilir, enerji gibi mesela, ticaret gibi mesela ama genel anlamda ilişkileri stratejik ortak olarak değerlendirmek bizi yanlışa götürebilir. Çünkü
Rusya açısından NATO üyesi bir ülke olduğu sürece Türkiye'nin hiçbir zaman stratejik ortak olması mümkün değildi. Diğer taraftan Amerika ile de iyi ilişkileri var Rusya'nın hocam. Tabii orada da, mesela şu anda dikkat edin Suriye meselesinde şey yapıyor. Ortak noktalarımız var burada. Putin en son dün, evvelki gün yaptığı Perşembe günkü basın toplantısında Suriye konusunda bir takım noktalarda anlaştıklarını söylüyor. Evet. Buradan bakıldığında evet yani Rus-Amerikan ilişkileri tabii iki küresel gücün ilişkisi. Onun karakteri farklı. Hı. Ama bizim Rusya'nın olan ilişkilerimiz evet. biraz daha farklı karakter. Bu konuya tekrar döneceğiz ama onun öncesinde uçak krizine girmişken Levent hocama dönmek istiyorum. Levent hocam, Türkiye'nin uçak düşürme krizindeki politik tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz ve Türkiye bu krizi nasıl yönetti? Biraz hassas bir mevzu. Şimdi benim kanaatim Türkiye bu uçak yani angajman meselesi ana gerekçe olarak kullanılmakla beraber angajman meselesinden öte başka faktörlere bakmak gerektiği kanaatindeyim. Yani bir defa Rusya'nın Suriye'de bizzat sahaya inip, yani sadece Birleşmiş Milletler çerçevesinde verdiği destekten çıkıp veya uzaktan verdiği destek noktasından çıkıp bizzat sahaya inmesi, oraya silah indirmesi, asker indirmesi gibi bir tavır içerisine girmesi Türkiye açısından artık Suriye'deki oyunun kurallarının değiştiğini gösteren bir durum. Ve bu Rusya'nın bu hamlesi de bu 2015 içerisinde oldu. 2015 içerisinde Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerini, yani Suriye üzerindeki ilişkilerini koordine etmesi çerçevesinde muhalefetin farklı bir şekilde örgütlenmesinin neticesinde o Suriye'deki silahlı muhalefetin rejime karşı alan kazandığını görüyoruz. Bu alan kazanma noktasında artık İran'ın vermiş olduğu desteğin belki yeterli olamayacağı, rejimin ayakta kalması için yeterli olamayacağı gibi bir durumun en azından ihtimalin ortaya çıkmış olması Rusya'yı orada daha aktif bir şekilde alana itmeye, alana girmeye zorladığını düşünmek mümkün diyorum ben. Tabii bunun başka boyutu da var. Yani Rusya bu hamleyi yaparken bence Ukrayna'daki gelişmelerden de bağımsız olarak yapmıyor. Yani bu ikisi birbirinden bağımsız stratejiler değil. Bir yerde aynı zamanda Suriye'deki durumu diğer taraftaki durum içinde kendi lehine alan açmak için de kullanmış olduğunu düşünmek mümkün. Fakat Suriye'deki rejimin düşmesini istemediğini, bütün Suriye'nin kontrolünü sağlayamayacak olsa bile en azından sınırlı bir bölgede olsa onun devam etmesini istediğini ve İran desteğiyle bunun tek başına artık olamama gibi bir durumun ortaya çıkması sebebiyle müdahale etme teşebbüsünde bulunduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de bence bu durumu gördü. Angajman ve tahrik olayı söz konusu olmakla beraber tabloyu gördü ve aslında plan böyle yani, kendinden gelişen bir olay değil diyorsunuz. Yani şimdi Rusya'nın oradaki varlığı Türkiye açısından Suriye'deki oyunu tamamen değiştiriyor. Hı hı. Bu tabi bu arada Türkiye'nin Suriye'deki içinde bulunduğu durum açısından sadece Rusya'yla olan ilişkiler değil, müttefikleriyle olan ilişkilerin de biraz olumsuz bir duruma doğru geliştiği bir manzara ortaya çıkmıştı. Ama bu IŞİD hadisesinin ortaya çıkması sonucunda yeni kombinasyonlar ortaya çıktı. Türkiye o ortamdan istifade ederek bir yerde Amerika Birleşik Devletleri yaptığı anlaşma çerçevesinde, üslerin kullanımı konusunda verilen anlaşma çerçevesinde Batı ittifakı ile ilişkilerde bir yerde onarma durumu söz konusu oldu. Şimdi bu arada tabii Rusya'nın Suriye'ye gelmesi ve belli ihlaller söz konusu. Bu ihlallerin yalnız hiçbirisinin doğrudan Türkiye en azından o ana kadar
belki yani kışkırtma amacı söz konusu olabilir ama Türkiye'ye yönelik ihlaller olmadığı da kesin. Ama öte taraftan da Türkiye'nin bu tabii Türkiye bunun bir psikolojik algı mevzu var. Yani bu durumun sürekli olmasının kabul edilemez bir tarafı var. Ama asıl Türkiye o yeniden kendi ittifakıyla olan ilişkilerini geliştirme çerçevesinde bu angajman kuralını bu kadar katı bir şekilde uygulamaya ya Türkiye'den farklıların arasında zannediyorum benim kanaatim Türkiye'nin bu var olan NATO içerisinde var olan kendisi kurulan ilişkileri pekiştirmek için de böyle bir şeyi göze aldığını düşünüyorum ben. Çünkü uçağın ihlal alanı 17 saniye ile sınırlı. Ve doğrudan vurma yerine başka türlü bir yöntemle de taciz uçuşu gibi bir yöntemle de onu oradan çıkartması mümkün olabilir. Yani Türkiye bu gerilimi bence göze aldı. Alırken de orada bir hamle yapma düşüncesi içerisinde davrandı kanaatindeyim. Sürecin idare edilmesine gelince tabii muhtemelen Rusya'dan gelecek tepkinin boyutunu tam ölçemediler. Çünkü ilk başta tabi orada bazı hırçıklı durumlar var. Rus uçağı düşürüldü dendi, sonra yok Rus uçağı olduğunu bilmiyorduk dendi. Sonra her ülkenin kendi sınırlarını koruma hakkı vardı şeklinde açıklama oldu. Fakat sürekli olarak yalnız gerilimin boyutunu azaltıcı şekilde hareket etmeye çalıştı. Ama bu Putin ve Rusya tarafını tabii ki pek yatıştırmadı. Aksine giderek krizi tırmandırır bir tavır içerisine giren bir eğilim benimsedi. Burada da tabii ki Rusya Suriye'de bir çözüm dayatma anlayışında ve bu çözümü de dayatırken kendi kuralları kendi istediği şekilde oyun oynayıp o yönde gelişmeleri yönlendirmek istiyor ve Türkiye'de burada pek aktör olarak görmeme gibi bir eğilim içerisinde. Dolayısıyla bu tırmandırma hadisesinde ben olayı biraz bu açıdan bakıyorum. Tabii özür dileme noktasına Türkiye'nin geleceğini düşünmüyorum. Gelmemesi gerektiğine de inanıyorum. Fakat sürecin halledilmesi mevzunda istikrarlı bir tavır ortaya koyduğunu söylemek zor. Çünkü inişli çıkışlı bir tepki söz konusu. Yalnız şu oldu, her ne kadar Batı ittifakından istediği destek anında gelmese bile aşamalı bir şekilde bu destek geldi. Yani bir yerde o kendisinin tekrar o buzları, kendi ittifak içerisinde buzları eritme siyasetinde bir olumlu hamle olarak bunun etkili olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu noktada bir de kafa karıştırıcı bir konu olarak İran etkili var. İran-Türkiye ilişkileri zaten tek başına kompleks ve başka bir toplantıda ele alınması gereken bir konu. Kabul ediyoruz ve yapacağız inşallah. Ama işin içine bir de Rusya ile ilişkilerin bozulması ile birlikte İran'ın Rusya ile olan yakınlığıyla daha bir kompleks hal aldı Türkiye ile İran ilişkileri. Bu bağlamda Hakkı Bey size sormak istiyorum. İran-Rusya ilişkileri ne tür bir ilişkidir? Stratejik bir ilişki midir yoksa bu iki ülke arasında bizim göremediğimiz derin bir ittifak mı var? Aslında ben de Fatih Hocam gibi biraz tarihsel boyutundan ele alırsak daha iyi anlaşılabilir. En azından İranlıların Rusya'ya karşı bakışı, Rusya'yı nasıl görüyorlar bunları ortaya koyması açısından faydalı olabilir diye düşünüyorum. Aslında İranlıların, sıradan bir İranlının veya İranlı politikacının gözünde Rusya çok olumsuz bir figürdür. Yani Türk-Rusya ilişkilerine benzer şekilde modern dönemde İran-Rusya karşılaşmaları hep İran aleyhine olmuştur. Daha önce işgal deneyimi tabii, de var. Aynen öyle. Türkmençay anlaşmaları var 19. yüzyılda. Gülistan anlaşmaları var. İranlılar hala bugün bile herhangi bir uluslararası ilişkiler makalesinde muhakkak bu anlaşmaların adı geçer. Yani sanki dün anlaşmalar imzalanmış gibi. İşte Kafkaslar'da, Orta Asyalar'da Ruslara verdikleri tavizler vesaire. Çok olumsuz bir Rus imajı vardır normalde politik arenada. Soğuk Savaş dönemine gelirsek, daha yakın döneme gelirsek de biliyorsunuz İran, Türkiye gibi yine Batı ittifak içinde yer almasından dolayı Rusya ile ilişkilerini hep belli bir düzeyde tutmuştu. Yani ne çok kötü ne çok iyi düzeyinde. Yalnız İslam devrimi İran dış politikasında başlangıç itibariyle büyük kırılmalara yol açıyor.
Biliyorsunuz evrenin ana sloganlarından birisi kahrolsun Amerika ve kahrolsun Sovyetler. Tabii işte İmam Hümeyni'nin meşhur sloganı var, Amerika büyük şeytandır sloganı. Burada ister istemez Sovyetlerin daha küçük şeytanlığı evrilmesini görebiliyoruz. Çünkü asıl tehdit Amerika olduğu için ve Amerika ile direkt mücadele içinde olunduğu için veya işte İsrail ile Sovyetler ikinci plan ediliyor. Sovyetleri tabii iç politik dengelerden de kaynaklanıyor. Çünkü Komünist Partisi, İran Komünist Partisi, Tudeh Partisi mesela 83'e kadar varlığını sürdürülebiliyor İslam Cumhuriyeti içinde bile. Bu da önemli bir gösterge. Ancak gerek Sovyetlerin Afganistan işgali 79'a ve İran'ın bu işgali de resmen tanımaması ve İslam devrimi hala çok canlı olduğu için bugünkü gibi değil. Yani Sovyetlerin bu işgaline karşı kesin bir tepki veriliyor. Yani bugün nereye gelindiğini birazdan anlatacağız. İran'ın bu konumu çok değişti. İslam Cumhuriyeti'nin 35 yıl önceki tutumuyla bugünkü tutumu. Bu Sovyetlere karşı bu tutum işte kahrolsun Sovyetler sloganı her namazdan sonra camilerde tekrarlanan bu slogan ilginç bir şekilde Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ortadan kalkıyor. Yani bir Rusya'ya çevrilmiyor bu. Rusya ile daha iyi ilişkiler başlıyor 91-92'den sonra. Burada yine bir kırılma noktası Çeçen Savaşı var. Ben hatırlıyorum, o dönemde öğrenciydim. İran artık gittikçe daha fazla bir şekilde real politiğe yöneliyordu. Artık devrim sloganları yumuşuyordu. Rafsanjani zamanı, Hatem'in ilk zamanları. O dönemde mesela Natip Nuri meclis başkanıydı ve Cumhurbaşkanlığı'nın en güçlü adayıydı. Hatem'i beklenmiyordu çünkü Hatem biraz sürpriz olmuştu. Sovyet Rusya ziyaretinde Çeçenistan Rusya'nın iç meselesidir demişti. Mesela o savaş esnasında ben bunu İran'ın içinde nasıl tepkiler aldığını çok iyi hatırlıyorum. Özellikle İslamcı kesim, yani bugün Suriye'ye en müdahil şekilde, Suriyelilere de hani müdahale edelim, orada muhalefeti bastıralım diyen kesimler buna çok sert tepki vermişlerdi. Natip Nuri'ye karşı Çeçenistan İslam dünyasının meselesidir, biz savunmalıyız tarzında. Tabii sonra ne oldu? Sonra bu yakınlaşma gittikçe arttı. Bu Rusya ile yakınlaşması uğruna İran mesela Tacik muhalefetine verdiği desteği kesti. Tacikistan'daki İslami hareketi oradaki eski komünist yönetimle, sonraki işte Rus yanlısı yönetimle masaya oturttu. Oradaki iç savaşı bitirdi vesaire. Doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelmeme özen gösterdi. Çünkü bunun bir sebebi de işte Batı tarafından, özellikle Amerika tarafından sürekli sıkıştırılması var. Yine bu dönemde İran ve Rusya arasında askeri ve nükleer işbirliği anlaşmalarının gittikçe geliştiğini görüyoruz. İran biliyorsunuz devrim öncesine kadar bütün askeri altyapısı Batı orijinli. Savaşla birlikte bu kesiliyor ve ister istemez doğuya yöneliyor. Rus silahları satılıyor. İşte bugün konuşulan nükleer enerji, bu şehirdeki tesisler veya S-300 hava savunma sistemleri vesaire, bunlar 90'lı yıllarda başlayan anlaşmaların bir parçası. 90'lı yıllarda bu ilişkiler artıyor ta ki işte bugüne gelene kadar. Bugün gelindiği yerde ne oluyor? Bugün ciddi bir kırılma. Neden bir kırılma? Çünkü geçen haftalarda basına da yansıdı, takip etmişsinizdir. İran'da cuma namazında Rus işgaline karşı veya Rus saldırısına karşı işte camilerde dua edildiğine dair haberler okuduk. Destekleyici. Destekleyici. Yani Rus saldırılarını bu İran açısından yani 3-5 sene önce bile söyleseydiniz, yani değil devrim başında 3-5 sene önce bile söyleseniz anlaşılması çok güç olurdu. İran buralara savruldu. Toplumsal destek de var yani şu anki politikaya. Toplumsal destek de var bir nebze. Aslında o da birkaç ayaklı. Yani onu da anlamak gerekiyor. Bu Arap Baharı'ndan sonra işte bölgede meydana gelenler İranlılar artık özgürlük buysa biz özgürlük istemiyoruz noktasına getirdi. Yani özgürlük isteyen halklara işte Mısır'da, Suriye'de neler yapıldığını gördüler. Yani ülkeler mahvoldu, altyapı dağıldı, özgürlük gelmediği gibi eski diktatörlük günlerinin arandığı dönemler geldi. İran halkı, tabii İran'daki medyanın da etkisiyle yani sürekli olumsuz işte kafa kesen IŞİD'çiler ve bütün muhalefet bu anlayış olduğu için bir kamuoyu desteği var şu anda Suriye politikalarına yönelik. Ama dediğim gibi geçen Hamenei'nin mesela Putin'le görüşmesi, Kasım Süleyman'ın İran İşte Devrim Muhafızları Komutanı'nın geçtiğimiz yaklaşık 6 ay içinde 2 kez Rusya'ya gitmesi ki bunlar Moskova tarafından yalanlandı. Ama İranlılar ve işte uluslararası medya bu görüşmelerin gerçekleştiğini söylüyorlar. Hatta Rusya Suriye'de direkt müdahaleye başlamadan önce ben hatırlıyorum yaklaşık bir ay öncesinden İran'da bu haber yayılmaya başlamıştı. Yani açıkça söylemiyorlardı ama yakında Suriye'de öyle bir şey olacak ki işte dengeler tersine çevrilecek falan. Hatta acaba İran doğrudan savaşa girecek falan mı diye düşünüyorduk.
Sonra baktık ki işte o sıralarda Kasım Süleyman'ı orada işte harekat planları vesaire hazırlanmış ortaklaşa. Ve Rusya bu şekilde şeye girdi. Zaten Rusya'nın saldırdığı mevzilere de bakılırsa pozisyonlara, burada İran ve Rusya'nın aslında Suriye'de kimi tehdit gördüklerini de ortaya koyuyor. Yani DAEŞ'ten ziyade işte orada makul, mutedil, nasıl muhalif unsurlar varsa hepsi şu anda saldırı altında. Dolayısıyla İran, Suriye konusundan dolayı Rusya'yla çok ciddi bir yakınlık içinde. Buna stratejik diyebilir miyiz? Şu an için öyle görünüyor. Çünkü şu an için stratejik dediğiniz alanlarda ne vardır? İşte gelişmiş silahlar vardır, S-300'leri teslim ediyor. Nükleer testlerini zaten yaptı. Ve İran'ın en kırmızı çizgisi gördüğü işte Suriye'ye, Irak'a karşı müthiş bir destek var. Hatta Irak'taki Türk varlığıyla ilgili şu anda konuşuluyor. İşte Rusya'dan yardım isteyelim Türklere karşı vesaire. Yani sanki orada öyle bir hat oluşuyor. Yani Suriye, Irak, İran ve Rusya, kuzeyden de Rusya hattı. Ve Türkiye'nin işte kesinlikle tam karşısında yer alan bir cephe bu. İran'ın bu bakımdan stratejik olarak tanımladığını söyleyebiliriz. Ama tabii az önce Fatih Hocam'ın da bahsettiği gibi bu Türk-Rus ilişkileri gibi uçak krizinden önce topluma yansıyan bir ilişki değil. Böyle karşılıklı bir işte turizm yok, karşılıklı aileler kurulması yok, ekonomik ilişkiler bu kadar gelişmiş değil. Sonuçta çünkü ikisi de enerji ülkesi, yani birbirlerine petrol, doğalgaz satacak halleri yok. Ama özellikle askeri, dış politika ve dediğim gibi diğer alanlarda ciddi bir işbirliği söz konusu. Ve bu kriz çözülmediği müddetçe bu böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani Putin'in işte Hamene'ye giderken tarihi bir Kur'an nüshası götürmesi, gerçi renkli fotokopiydi, ben yakından baktım orijinal değildi ama... Orijinal değil miymiş? Yok, orijinal değildi. Bu da aslında bir ciddi bir hakaret. İttifak değil, strateji diyebiliriz o halde. Evet. Peşine yani İran basında öyle şeyler çıkıyor ki Sadık Arrazi gibi işte İran eski Paris Büyükelçisi Kemal Arrazi'nin yeğeni. Ya dedi Putin öyle birisi değil, yani Putin'i derviş yaptınız, Müslüman derviş gibi, hani İran basını şu anda öyle pohpohluyor ki yani bu adam işte Çeçenistan katliamını, soykırımını yapan insan, tabi o soykırım demedi de orayı tasfiye eden kelimesini kullandı. Yani şu anda öyle bir Putin, özellikle muhafazakarlarda var bu. Yani ilginç bir şekilde daha dindar, daha şey, seküler olmayan kesimlerde müthiş bir Putin şeyi, hayranlığı, Rusya hayranlığı. Ve Türk krizinde de ilginçtir. Yani Türkiye uçağı düşürür sanki İran'ın uçağını düşürmüş gibi bir İran ana akım medyada tepkiler vardı işte. Şey etkili olmadı mı? Batı blokla yakınlaşma, nükleer müzakereler, anlaşma etkili olmadı mı Rusya ile ilişkilerde? Yani soğuma cinsinden veya uzaklaşma. Şimdi biraz İran iç politikasıyla da alakalı. Onun için söyledim. Yani İran'da Şubat ayında seçimler var. Hem meclis seçimleri hem bu dini lideri seçen o din alimlerin olduğu Hubredan Şurası diye bir şey. Orayla da ilgili. Yani eğer reformcular güç kazanırsa Ruhani ve ekibi istedikleri şey aslında Batı'ya yönelmek. Bu nükleer anlaşmayı da bunun için çok büyük bir fırsat biliyorlar. Tarihi bir anlaşma yaptık diyorlar. Bu işte 300-500 yıldır yaptığımız en iyi anlaşma diyorlar. Silahsız bir şekilde hallettik, haklarımızı kazandık. Ama diğer taraf bir şekilde savaşın sürmesini istiyor. Irak'ta, onlar Suriye'de. Onlar statükoyu temsil eden, devrimi kesinlikle temsil eden kesim. Ve onlar bu çatışmadan güç kazanıyorlar. Niye? Çünkü onların içinde devrim muhafızları var, onların içinde radikal unsurlar var ve onlar gerçekten bundan güç kazanıyor. Güçlerini halktan almıyorlar, çatışmadan kazanıyorlar. Yani işte bu gelen cenazelerin hepsi İran devrim muhafızları vesaire. On binlerce insan, yüz binlerce bazen insan işte o şeylerin, tırnak içi şehitlerin cenaze törenine katılıyor. Ve yani bunu kimse sorgulamıyor. Yani bu nasıl şehit oluyor? Yani Halep'te gidip, Halep'te bir Müslümanı öldürürken ölen bir İranlı devrim muhafızı nasıl şehit olur diye bu sorgulanmıyor. Çünkü sorgulayamıyorsunuz. Yani geçen gün gazetelerden biri o komutan Hamedan için öldürüldü ifadesini kullandı diye gazete genel yönetmeni yargılandı. Sen niye şehit kelimesi kullanmadın diye. Ersun'un gazete kocaman tabi kırmızı böyle şehit ifadesi de çıktı falan. İran iç politikasında etkileyen durumlar var. İran-Rus işbirliği ile ilgili. Evet. Vugar Bey, tekrar size dönmek istiyorum. Şimdi Rusya'nın iç dinamiklerinden hareketle Avrasyacılığın o emperyal hedeflerini anlama geldiğinden bahsettiniz. Bize bunun bir de Türkiye ayağını açar mısınız? Yani bu strateji, bu yönelim, Rusya'nın dış politik yönelimi Türkiye açısından ne ifade ediyor? Türkiye'ye yönelik Rusya'nın emelleri nedir tırnak içinde? Son dönem mi? Yani Putin dönemi. Putin dönemi, evet. Şimdi Fatih Hocam da zaten bahsetti yani ekonomik ve siyasi diyalog anlamında epey bir son 15 senede kaydedilmiş mesafe vardı. Fakat yani benim
genel başlık altında baktığımda Türk-Rus ilişkileri bir rekabet ilişkisi olarak değerlendirilebilir. Bu rekabet bazen savaşlara, sıcak çatışmalara yol açıyordu. Diğer zamanlarda da soğuk barış zamanları söz konusuydu. İstisnai dönemler de var. Yine Fatih Hocam'ın bahsettiği yakınlaşma ve yumuşama olarak nitelendirdiğimiz. Yani şey tarafından biraz bize çok Avrasyacılık böyle hani çok şirin bir tabir gibi geliyor. Ama karşı tarafın kullandığı veya niyet ettiği şey tamamen farklı bir şey. Yani eskiden komünist ideolojiyle Rusya ve çevresini en azından toparlamaya çalışıyordu ve daha önceden Çarlık zamanında işte bir panslavizm, işte Slav kardeşliği söz konusuydu. Bu Avrasyacılığın içinde de yani çeşitli bu düşüncenin içinde akım gruplar olmakla birlikte böyle Türk, kadim Türklerle böyle işte işbirliği yapılmış, işte mesela 1920'lerdeki bu ortaya çıkan genç Avrasyacı klasikler, Cengiz Han'dan işte biz geliyoruz, torunlarıyız, işte Rusya devlet yönetimi onlardan öğrendi vesaire. Yani bu yakın çevrede Türk yani kökenli topluluklar, aynı zamanda kendi içindeki Tatar ve Başkırtlar olsun, onlara verilen bir mesajdı. Yani bir uyumlu bir toplum halinde yaşamak istiyorsak işte biz böyle bir kimliği kabul etmemiz gerekiyor. Avrasyacı bir kimliği. Tabii ki Rusya bu emperyal bir vizyonu olarak da değerlendirilebilir. Bunun Türkiye'de bir kadar karşılık bulmasını bekliyorlar mı? Türk cumhuriyetlerin ve evet, ama Türkiye'de karşılık bulmasını bekliyorlar mı bu söylemin? Yine ya, Fatih Hocam bahsetti, yani Türkiye'nin Soğuk Savaş döneminde karşı cephede olması, NATO üyesi olması her zaman Türkiye bir günah keçisi. Yani bir şey olduğu zaman öteki ve bu tabii ki tarihi arka planla da ilgili. Yani bu savaşlardan bahsediyoruz. O savaşlarda karşılaşıyor Türkler ve Ruslar ve bir bilinçaltı böyle oluşuyor. Son 20 senedir karşılıklı bir alışveriş var. Ziyaret rakamları bile çok ilginç. Yani 83, 84, 85'lere baktığımızda Sovyetlerden Türkiye'ye yapılan ziyaretler 13.000, 15.000, 14.000. Bunlar da zaten işte büyükelçilik, işte konsolosluk görevlileri falan, yani çok cüzi bu alışverişler. Ama son işte 20 sene, özellikle 15 senede çok üst düzeyde bir ilişkinin olduğunu biliyoruz. Fakat bunlar hiçbir zaman bu işbirliğini geliştirme, hiçbir zaman o arka plandaki tarihi ön yargıları da tamamen yok etmedi. Türkiye ve Rusya'nın farklı askeri bloklarda olması gerçeğini yine ortadan kaldırmadı. Biraz da Türkiye'nin 2000'li yıllardaki bence tercihiydi bu. Yani Rusya ile rekabet etmek yerine biraz daha böyle yakınlaşma, işbirliği biraz daha farklı böyle yumuşak metotlarla şuna inanıyordu ki bu uluslararası ilişkilerde de bir yaklaşım. İşte ne kadar çok ilişkilerinizi kurumsallaştırırsanız, ne kadar çok siyasi diyalog, işte bağlantılar ondan sonra yaparsanız siz ileride çıkacak riskleri de azaltmış olursunuz. Fakat bu yaklaşım iki demokratik devlet arasında olabilecek bir yaklaşımdır. Yani Türkiye ile Rusya'nın siyasi yapısını incelediğinizde böyle Rusya tarafında böyle bir demokratik bir yapının olmadığını görüyoruz. Karar alma mekanizması çok dar ve çok yani 4-5 kişiyle Putin işte Kırım'a çıkalım ya da Suriye'ye gidişini işte sabah bir parlamentoya bir emirle saat 11'de hemen haber geliyor, tamam. Bu zaten formalite, kağıt üzerinde olan bir şeydir. Yani herhangi bir tartışmada yapılmıyor. Ne kamuoyunda ne parlamento içinde ve oradan işte 3-5 kişinin oturduğu bir Milli Güvenlik Kurulu. Onlar bu kararı veriyorlar. Yani karşı taraftaki siyasi yapı rejimin özelliği o yaklaşımı çürütüyor. Yani eğer karşı taraf karar aldığı zaman ekonomik değil, İşte bu ilişkileri değil, sadece kendi güvenliğini dikkate alıyorsa, kendi rejiminin bekasını dikkate alıyorsa o zaman feda edebilir. Yani 20 milyar dolar olmasın, Ukrayna ile 2013'te 50 milyar dolar, 2014'te 45 milyar dolar ticaret
rakamı var. Yani mesela onu da düşünebilirsiniz siz rasyonel bir zihinle. Yani neden Ukrayna ile böyle bir çatışma gitsin ki? Şimdi Kırım'ı aldınız ama Ukrayna'yı kaybettiniz. Şu uçaklarınız Ukrayna üzerinden geçmiyor. Ticaret savaşı yapıyorsunuz. Bu anlamda Rusya'nın yaptığı Avrasyacılık, eğer Avrasyacılık yakın çevresiyle bütünleşme, entegre olmaksa, bunun ben gelinen noktada çok çok başarısız bir enstrümanlarla yürütüldüğünü ve gelinen noktanın çok başarısız bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomik anlamda Rusya zaten yakın çevresiyle ticaret ilişkilerini %12-13 ancak dış ticaretinde temsil edebiliyor. Yani Kazakistan olsun, işte Kafkaslar olsun. Daha ziyade Avrupa Birliği ile, yani %47-48 ticari ilişkisi vardı. Yani Rusya'nın aslında Avrupa Birliği ile entegre olması gerekiyorken başka tercihler yaptılar. Aynı zamanda Rusya'nın bu son iki senede izlediği saldırgan tavrı, özellikle 2008'de Gürcistan'a karşı da yaptığı, bu post-Sovyet alandaki çok çok radikal bir dönüşümü temsil ediyor ve oradaki devletlerin her ne kadar Rusya yanında, işte ne bileyim, Kazakistan'ın lideri Putin'le çok yakın duruyor, işte mesajlar veriyor filan, aslında o da Rusya'nın saldırganlığını biraz daha pasifize etmek için, çünkü başka türlü durduramıyor, karşı bir şey söyleyemiyor. O yüzden bu hamleleri durdurmak için ekonomik anlamda işbirliği yapalım diyor. Ekonomide de zaten çıkmaz var, çünkü iki ülke karşılıklı olarak birbirlerini temin edici maddeler üretmiyorlar. Doğalgaz, petrol üretiyorlar, ham madde üretiyorlar. Bu anlamda yani hem düşünsel bağlamda, hem ekonomik, hem siyasi, stratejik olarak Putin'in izlediği bu yakın çevre siyasetinin bir sekteye uğradığını, bir başarısızlığa mahkum olduğunu aynı zamanda söyleyebiliriz. Çünkü çevresinde Kürdistan'la diplomatik ilişkiler yok, Ukrayna ile savaş halinde, Türkiye ile yeni bir cephe açtı. Sadece bu Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Türkiye'nin çok sempatiyle bakan, Türkiye ile ilişkileri çok iyi düzeye çıkarmak isteyen, işte Azerbaycan olsun, Kafkasya'da, Gürcistan olsun, ki her zaman şey olmuştur, yani stratejik olarak çok önemli bulmuşlar Türkiye'yi. Aynı zamanda Orta Asya'daki cumhuriyetler olsun. Bunlarla da mesafeyi gittikçe açacaktır. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu şekilde devam etmesi o coğrafyadakiler için de çok olumsuz sonuçlar doğuracaktır ve bunu kendileri söylüyorlar. Hatta Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev bunu söyledi. Bunu söylemek bile aslında Rusya yanlısı olmadığını gösteriyor. Yani bu ilişkilerin kötü devam etmemesi gerekiyor. Bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Onların da kendi tarafından ihtiyaçları var. Yani Çin, işte Rusya arasında kalmak da istemiyorlar. Hı hı. Ve Türkiye'yi de bir aktör olarak, yani bakıldığında bölgesel aktör olarak, hiçbir zaman saf dışı edilmesini istemiyorlar. Yani benim nihayet olarak söylemek istediğim, Putin'in özellikle verdiği mesajlarla, mesela Müslümanlarla ilgili verdiği, işte Türkiye liderliğinin Türkiye'yi İslamlaştırmasıyla, yani bunu belki de farkında olmadan veriyordur. Kendi içinde zaten bir Müslüman nüfusu var, 20 milyon. Kendi çevresinde Müslüman topluluklar var ve bu ters tepecek ileri, işte orta ve uzun vadede diye düşünüyorum. Ve bu Avrasyacı eğilimlerin, eğer Türkiye'de var olan ya da var olmuş eğilimlerin de bu uçak krizinden sonra da sönük hale geleceğini görebiliriz. Çünkü karşı taraf herhangi bir şekilde artık ilişkileri stratejik noktaya yürütmeye, işte ekonomiyi baltalamaya devam ediyoruz. Daha uçak krizinin ikinci günü. Yani hani herhangi bir ileri bir şey yokken ikinci günü bile işte bir Ermeni tasarısı parlamentoya getirilmesi, hemen bir ambargolar yapılması, yani bu bana şunu hatırlatıyor. Yani böyle bir şey olacağı riskini zaten biliyorlardı. Türkiye başka bir alternatif bırakılmadı. Türkiye'nin en yakın çevresine müdahale ederek, yani Suriye'ye müdahale etmesi ayrı, bir de Türkiye'nin bir kilometre ötesindeki Bayır Bucak Türkmenler, ki bu yani hem etnik olarak hem olarak Türkiye ile çok yakın olan bir grup ve bu Perşembe günkü işte basın konferansında da Türkmenlerle ilgili, yani sarf ettiği kelimelerle hiçbir şekilde kabul edilemez. Aynı zamanda alay edercesine, yani Türkmenleri biz işte Türkmenistan'da yaşayan Türkmenleri tanıyoruz.
Türkmenler diye bir grup varmış orada. Bizde kimse böyle bir şey söylemedi. Yani hani bize telefon da açılmadı gibisinden. Böyle bakıldığında hakikaten çok vahim bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne söylediğini artık bilemiyor. Uçağın vurulduğu gün iki kere Türkiye Cumhurbaşkanı aramış ve ulaşamamış. Bu taraftan işte bize aranmadı, bize herhangi bir bilgi verilmedi. Yani o bölgede Türkiye'nin de işte menfaatlerinin olduğunu vesaire. Yani ben bu krizin özellikle bilerekten Türkiye'yi, çünkü o bir kriz sonrasındaki yaklaşımlar bunu bana söylettiriyor. Bir, herhangi bir iletişime geçilmeme, yani sorun şey mi, uçak mı? Onu araştıralım, uçak üzerinden konuşalım. Ama bunu işte bir anda Türkiye'den, İtalya'dan domateslerin işte bozu çıkması, yok işte tekstildeki zararlı maddeler, yok işte tırların durdurması, yani bunun ne alakası var yani bu krizle? Bizim bölgesel menfaatlerimiz çatışıyorsa, ki çatışıyordu, 2011'den beri Suriye'de çok farklı tarafları destekliyorlardı Türkiye ve Rusya. Yine de destekleyebilirlerdi. Ama Rusya'nın doğrudan bu alana müdahale etmesi ve Türkiye'nin hiçbir şekilde tanımaması menfaatlerini, bu hani isimlerini kaldırın, Türkiye olmasa, Rusya olmasa, herhangi AB devleti olsun bile, yani burada bulunan bir devletin kesinlikle cevap verebileceği bir şeydi. Yani vermesi beklenen bir şeydi ki bunu da Putin, yani hani dernek yönetmiyor, devlet yönetiyor, 15 senedir biliyor. Yakın çevre politikasını yürütüyor. Kendisi benim yakın çevreme müdahale etmeyin diyor. Ve bir kilometrede olsun gelip bombalıyorsa bunun farkında bulunması gerekiyor. Yani bunu hani bizim haberimiz yoktu da işte kim Amerikalılar istedi de Türkler vurdu da bu yani alay etmektir bir sürü yakında bulunanlarla, danışmanlarla. Çünkü biz Rusya'da Arap çalışmalarından, Arapçanın öğretilmesinden 18. asırdan başladığını biliyoruz. Bölgeyi böyle yani 19. asırda yazılan Rus şeyler var. Rus konsolosların yazdığı. Bazili diye birisinin yazdığı, Konstantin Bazili'nin. Yani iki ciltlik ve tamamen baştan sona orada kabilelerden tutun şeye kadar yerleşimini filan anlatıyor ve yani bunu hatta Suriyeli şeyle görüşenler bile, yani Arabistler, Arapça bilenler, Suriyeli muhalefet işte Moskova'da toplayan kişiler filan, yani böyle bir bilmemek ya da işte Türkiye'nin siyasetini bilmemek gibi bir durum söz konusu değil. Bütün bunlar bana şeyi hatırlatıyor. Yani bu bilinçli bir tercihti. Putin'in buna ihtiyacı vardı. İhtiyacı da var. Şöyle de düşünebilir. Meydan boş. Amerika da buraya müdahil etmiyor. Avrupa zaten krizin içinde. Amerika zaten çekildi Afganistan'dan ve Irak'tan. Gücünü kaybediyor. Çünkü 2013'teki analizler öyleydi. Yani biz bir anda müdahale etmemiz gerekiyor. Ve ileride yani 4-5 sene biz bu durumu devam ettirebilirse 2020'den itibaren de bir çok kutuplu bir dünya ortaya çıkacaktır. Bu hesapların da yani şu ana kadar tutmadığını görebiliriz. Yani Ukrayna meselesi yine ortada. Ukraynalılar direniyorlar. İlerleyemedi Rusya. Suriye'de yine öyle. Yani Suriye gitmesiyle büyük güçler yine oraya çekti Rusya. İşte kısa böyle zamanda bir başarı istiyordu. Onu elde edemedi. Bütün bunlar hırçınlaştırıyor. Diğer taraftan Çin ilerliyor. Ekonomik olarak Orta Asya'ya yaklaşıyor. Bunlar tabii ki içeride de şeyi, durumu zorlaştırıyor. Kendisi bir adil bir seçimle gelmiş birisi değil. Yani 16 senedir iktidarda ve bu iktidarını devam ettirmek istiyor. Sadece kendisi değil, çevresinin de o kleptokratik rejimi devam edilmesi için böyle bir gerilimli siyasete ihtiyaç vardır. Evet, bu dediğiniz önemli. Yani uçak krizi sadece bizim için değil, Rusya'nın için de bir dönüm noktası olacak iç gelişmeler ve dış politik eğilimleri açısından. Fatih Bey, peki yani Rusya askeri açıdan Türkiye'ye karşılık vermeyeceğini açıkladı uçak kriziyle birlikte. Başka kozları nedir Türkiye'ye karşı? Kullanabileceği başka kozlar nedir Rusya'nın? Evet, önce neden askeri, yani savaş kozunu neden kullanmayacağını açıkladığından bahsetmek lazım. Bunun da artık bir anda aslında Rusya'nın 92 sonrasında yaşadığı bir takım
rahatsız edici şeylerle birlikte başlayan bir askeri anlamda güçlenme ve reform süreci var. Önce şeye bakalım, neden savaş konusunu? Şimdi ilk önce Medvedev söyledi bunu. Hı hı. Biz dedi uçak düştüğünde elimizde savaş için yeterli sebep vardı. Hı hı. Ama buna başvurmadık dedi. Sonra Putin Perşembe günü yaptığı basın toplantısında ilk bölümde Türkiye'yi çok ağır ifadelerle ve hakarete varan ifadelerle eleştirdi. Ama ilerleyen zamanlarda biz Türkiye'yle düşman değiliz. Türk halkıyla bir sorunumuz yok gibi bir açıklama yaptı. Oradan şunu anlıyoruz. Savaş seçeneği neden Rusya için başvurulmayan bir şey? Çünkü Türkiye ile Rusya arasında yaşanacak bir savaş sadece Türkiye ile Rusya arasında yaşanacak bir savaş olarak kalmayacaktır. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin sınırı aynı zamanda NATO sınırı. Ve zaten Putin'in basın toplantısında en çok rahatsız olduğunu ifade ettiği ve bütün Rus dışişleri çevrelerinden de ifade edilen, Kremlin ve dışişlerinden ifade edilen şey de şu: neden Türkiye uçak düşer düşmez hemen NATO'ya başvurdu diyorlar. Yani önce bizi arasaydı, bizimle görüşseydi. Telefonlara cevap verilmedi. Yani o da aynı bir mesele yani. Şimdi arıyorsun, telefonlara cevap vermiyorlar, sonra da neden bize başvurulmadı şeklinde. Burada şu rahatsızlık var aslında. Yani Rusya Türkiye ile yaşadığı bu sorunun bir NATO meselesi haline getirmesine rahatsız. Çünkü bir NATO-Rusya savaşının nereye gideceği, neye evrileceğini kimse bilemez. Bu üçüncü dünya savaşına da götürebilir. Buradan bakıldığında evet, savaşa götürmek istemiyor. Ama diğer taraftan Türkiye ile, ben de Yurgar Hocam'a katılıyorum, böyle bir sorun çıkmasına hazırlıklı bekliyorlardı ve aslında bunun da bir takım arka tarafında sebepleri vardı. Şimdi Yeltsin'in o dağınık bir şekilde bıraktığı Rusya'nın başına Putin iktidara geldiğinde iki tane savaş geçirmiş bir Rusya vardı karşımızda. Birisi 1. Çeçen Savaşı, diğeri de 2. Çeçen Savaşı. Hı. Zaten Putin 2. Çeçen Savaşı'nı bahane ederekten yüksek bir oy şeyiyle geldi. Hatta o dönemde Rusya'da Moskova'nın bazı şehirlerinde bir takım patlamalar, evler havaya uçurulmuştu. Ve bu anlamda da Rus kamuoyu hazırlanmış ve arkasından Çeçenistan'da ikinci savaş yaşanmıştı. Ben de o yıllarda Rusya'da olduğum için biliyorum. Rus askerlerinin cenazelerinin gelmesi ve bunun Rus kamuoyunda oluşturduğu psikolojik anlamdaki yıkıntı, yıkılma, bozulma ve mesela asker anneleri dernekleri kurulmuştu ve bu asker anneleri dernekleri her tarafta protesto ediyorlardı. Kremlin'i sıkıştırıyorlardı yani. Hatta Putin en son yaptığı, geçen sene yaptığı reformda şey dedi, yabancı ajan kategorisine sokup asker anneleri derneklerini bile kapattılar. Çünkü tepki göstermesini istemiyorlar. Dikkat ederseniz Ukrayna'nın doğusunda Rus askeri yok diyorlardı. Putin basın toplantısında belki de ağzından kaçırdı yani. Orada işte görevlendirilmiş askerlerimiz var dedi. Sonra da dışişlerinden yok aslında öyle bir şey gibi bir açıklama yapıldı. Mesela orada hayatını kaybedip oradaki doğu, Ukrayna'nın doğusundaki ayaklanmacılara yardım ederken, Rusya yanına yardım ederken hayatını kaybedip de Rusya'ya gönderilenler vardı. Ne cenazelerinden haberler veriliyordu, ne tören yapılıyordu. Kimseye basının falan gözünün önüne koymadan gizli bir şekilde cenazeler defnediliyordu. Hatta Nemtsov, Kremlin yakınlarında öldürülen Nemtsov, ölmeden önce hazırladığı ya da hazırlamaya başladığı raporda bunları tek tek anlatıyordu. Savaş demek Rusya açısından biraz şey bakmak lazım. Rus kamuoyu açısından bakmak lazım. Hı hı. Şimdi Rus kamuoyu tarih boyunca hep Rus halkı hep baskı, totaliter ya da otoriter rejimlerle ezilmiş bir halk. Sesini bu anlamda şey yapamıyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Rus kamuoyu o şeylerde Çeçen savaşları sırasında Kremlin'e karşı savaşın bitmesi yönünde büyük bir tepki koyuyorlardı ortaya. Orada da Rusları da anlamak gerekiyor. Çünkü şu anda nüfus dengesine bakıldığında 10-12 milyon kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olduğunu görüyoruz. Bu da o yaşanan kanlı savaşların ortaya koyduğu bir demografik dengesizlik. Hatta ben Rusya'dayken bazı yıllarda şöyle derlerdi. Mesela bazı yıllarda erkek çocuk doğumun daha fazla olduğu istatistiklerde çıkardı.
Hatta Rus arkadaşlarım kendi aralarında eyvah savaş mı olacak yoksa? Böyle kendi aralarında konuşuyorlardı. Şimdi bu psikolojiyi anlamak gerekiyor. Bu yüzden de biraz önce anlatıldığı şekilde hani dar bir kadroyla koca bir ülkeyi yönetiyorsunuz ve şu anda Ukrayna sonrası yaşadığınız ekonomik kriz var. Fiyatlar yükselmiş, maaşlar düşmüş ve ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı yaşıyor şu anda. Devalüasyonu tutun, büyümede gerileme, eksilere düşme falan. Böyle bir durumda savaşa gitmek en başta Kremlin yönetiminin altındaki zemini çeker. Hı hı. Bunu Kremlin yönetimi en başta zaten istemez. Ama niye peki savaş değil ama savaş gibi gerginlik neden isteniyor? Çünkü Rusya ile Batı arasında da sorun var. Biraz önce konuştuğumuz Amerika da aslında sevilmez. Ben mesela 11 Eylül 2001'de Rus arkadaşlarımla kafede kahvaltı yaparken canlı yayına bir anda geçtiler, uçaklar çarpıyor. Rus arkadaşlarım oh daha fazla olsun, daha kötü olsun şeklinde tepkilerini biliyorum. Amerika'ya o uçaklar çarptıkça yüreklerine su serpiliyordu yani Rus arkadaşlarımın. Böyle bir tepki var. Batı karşıtlığı da var. Biraz önce Avrasyacılıktan bahsettiğimiz şekilde. Fakat Batı karşıtlığının Türk karşıtlığı kadar Rus kamuoyunda karşılığı yok. Bizim o yaşadığımız, 300 yıl boyunca yaşadığımız o kanlı savaşlar Ruslarda gerçekten bir Türk karşıtlığı oluşturdu. O bilinç altında var yani. Bu kamuoyuna kadar her tarafa sinmiş durumda. Atasözlerine sinmiş durumda. Deyimlerine sinmiş durumda. O yüzden de Kremlin uçak düştükten sonra Türkiye'yi hedef olarak gösterdiğinde çok kolay bir şekilde toplum konsolide oluyor bunu. Hemen anında tepkiler başlıyor. Hemen anında mesela o kadar biraz önce bahsedildi ama o kadar saçma tepkiler var ki. Mesela nasıl söyleyelim? Hani öğrencilere yapılan tepkiler. Mesela Türkçe konuştuğu için gösterilen tepkiler. Daha ilginci var hocam, sözünüzü kesiyorum. Kusuruma bakmayın. Tabii, parlamentoda bulunan siyasetçi 26 yıldır Vladimir Zhirinovski, bunu çok iyi tanımamız gerekiyor. Evet. Faşist bir ideoloji sahip. Fatih Hocam dediği gibi böyle kamuoyunda yarışma yapılıyor. Yani Türkiye nasıl zarar verebiliriz? Söylediği şey televizyondan Boğaz'a bir nükleer bomba atalım ve Boğaz'ın suları yükselsin. İşte 15-20 metre ve şehir sular altında kalsın. Ve bu parlamentoda bulunan bir parti başkanının söylediği bir şeydir. Kamuoyunda da bu öylesine karşılanıyor. Hani bunu kınama, işte ya nasıl bu insani bir şey midir söylediğiniz ve böyle bir yani ciddiye politikacısınız, gidin yani diplomatik yollarla halledin yani kendi bu tür şeyleri çok gördük. Son bir noktayı diyeyim hocam, 3 hafta sonunda yapılan bu propagandalarda kamuoyu %82 bu politikaların yani Putin'in politikalarını destekliyor. Evet. Bu da o endoktrinasyon seviyesini, yani propaganda şeyini, gücünü de gösteriyor ki milyonlarca insan burayı ziyaret etmiş, işte akrabalar yok, işte bir sürü alışverişten sonra bir anda Fatih Hocam'ın söylediği gibi yani bilinç altı çok hazırdı. Yani evet. Almanlara karşı mesela böyle bir şey, Almanlarla iki dünya savaşı yapılmış, böyle bir şey söz konusu değil, bir yere kadar var ama Türkler söz konusu olunca... İşte burada onun tabanı var. O yüzden de buna oynamak Kremlin açısından bir şey. Şimdi buradan hani biraz önce söylediğim askeri reformlar ve oradan hedefler ve konulara gelmek lazım. Şimdi Putin iktidara geldiğinde iki savaş geçirmiş bir Rus ordusu vardı. Ve gerçekten çok kötü durumdaydı. İsimsizlikten tutun başka şeylere kadar. Asker, mesela askerliğe gitmek istemiyorlar. Yani bir takım olaylar falan. Ve mesela Pentagon'dan 2000 yılında Amerikan Savunma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir rapor vardı. Orada Rusya'nın savunma kapasitesinin iyice düştüğü, neredeyse %6'ya kadar düştüğü ve 2005 yılına gelindiğinde savunma anlamında tamamen etkisiz olacağına dair raporlar hazırlanıyordu. Putin iktidar gelir gelmez zaten hemen şeylerden ilk dönemin hemen sonrasında yapılan atılımlar var. Ve ondan sonra askeriyenin güçlendirilmesi şeklinde 2020 planları konuldu. Bakın 22 trilyon ruble, yaklaşık 300 milyar dolarlık bir bütçe ayrıldı. Ve silahlar, yeni silahlar, gemiler, denizaltılar falan ve güçlendirilmeye başlandı. Bunun arkasında da aslında biraz önce anlatılan Avrasyacılıkla birlikte
büyük bir Rus dünyası ya da Rus kontrolü bir dünyayı hayata geçirmek vardı. Buradan harekette de Rusya'nın bir takım hedefleri vardı. İşte 2008'de Gürcistan'da, sonra 2013'ten itibaren Ukrayna'da ve şimdi de Suriye'de yapılmak istenen aslında o 90'lardaki ve 2000'lerin hemen başlarında gerileyen ya da geriletilen Rusya bir rövanş almak istiyordu. Ve petrol dolarlarla birlikte bunun kaynağını da bulmuştu. Putin gibi de bir lider gelmişti. Biz yeniden eski günlerimizi geri döneceğiz. Ve bu anlamda da aslında Rusya şunu yapmaya başladı. Karadeniz'in Ukrayna'dan başlayıp Kafkasya'ya, oradan da Türkiye'nin etrafından ta Akdeniz'e çekilen sanki böyle bir durdurucu ya da engelleyici ya da çevreleyici bir hatla birlikte hem NATO blokunu durdurmak hem de bu anlamda Türkiye'yi çevrelemek anlamında büyük bir proje vardı burada. İşte burada aslında şeyle birlikte, uçağın düşmesiyle birlikte bu bir psikolojik darbe aldı bir anlamda. Ha bunu da bu bir darbe ama bunu Rus Kremlin'in propaganda yapıcıları bunu içeriye şey olarak da kullanıyorlar ve diyorlar ki bakın mesela Putin'in yaptığı basın toplantısında Putin'e Suriye hakkında, Türkiye hakkında, Ukrayna hakkında soru sorduklarında neredeyse yerinde duramayacak gibi. Hani bir anda kalkıp da sanki şey yapacak gibi, yürüyecek gibi cevap verirken ne zaman konu işte yolsuzluklara, efendim işte oligarkların çocuklarına ya da emeklilerin maaşlarına, artan fiyatlara falan geldiğinde canı sıkılıyor. Hoşuna gitmiyor yani bu tür cevaplar. Buradan fıkra anlatıyor. Fıkra anlatıyor mesela. Bu tür şeyler. Buradan bakıldığında şunu görüyoruz biz. Savaş olmasındansa savaşacakmış gibi olmak hem Kremlin'in arkasında Rus kamuoyunu devamlı tetikte tutuyor. Hem de bir taraftan da Rusya bunu bahane ederekten bakın hemen uçak düştükten sonra sanki gemiler Suriye açıklarında bekliyormuş da S-400'lerle bir anda çat 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 hemen gemi şeyleri yerleştiriyor. S-400'leri yeni askerler gönderiyor. Bunu da bahane ederekten iyice yerleşiyor. Tamamen Suriye'ye yerleşiyor. Aslında yaptığı yeni bir şey de yok. Sovyet döneminde Rus izlerini bırakılan Sovyet izlerini takip ederekten Orta Doğu'ya yeniden giriyor. Evet. Ve bu anlamda da eski büyük güç olduğu, küresel süper güç olduğu dönemlere geri döndü. Ve bunu şunu bilmemiz gerekiyor. Yani gerçekten ekonomik anlamda Rusya şu anda epey bir ciddi bir kriz içerisinde. Bu tür savaş söylemleri milliyetçi duygularla, hamasi duygularla bunu da bastırıyor aslında. Bu anlamda bakıldığında uçağın düşmesinden memnun olmayan ama sonuçları itibariyle aslında bunu hem iç kamuoyuna hem de dış kamuoyuna çok kendince kendine uygun hedeflere kullanmak anlamında yöneten bir Rusya var karşımızda. O zaman yaptırımlar noktasında size geri döneceğim ama bu noktada buraya gelmişken sözü Levent Hocam'a vermek istiyorum. Levent Hocam şimdi Rusya'nın bu şey Suriye meselesine aktif bir şekilde müdahil olmasının dünya siyaseti bakımından anlamı nedir? Bize bu konuda özellikle Amerika bağlamında bakarsanız. Valla şimdi ben şunu baştan belirteyim. Yani Rusya konusunda ben konuşurken bu daha çok bir kanaat olur, bir iddia olmaz. Çünkü benim yoğun olarak üzerinde çalıştığım bir alan değil. Sadece genel dünya siyasetini anlama çerçevesinde mümkün olduğu kadar bakmaya, izlemeye çalıştığım bir yer. Ve bu açıdan bakınca ben Rusya'nın yani her ne kadar şu an içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların farkında olarak olmama rağmen söyleyeceğim şu, izlenen politika, izledikleri politikada bana göre bir tutarlılık ve istikrar var. Tutarlılık ve istikrar var. Yani şimdi tabii devlet adamlarının veya bazı siyasetçilerin çeşitli irrasyonel davranışları veya espriye alınabilecek bazı açıklamaları olabilir, olmuştur. Kamuoyunda da buna benzer tepkiler olabilir ki son işin gerçeği Gezi'den beri biz de benzer bir süreci yaşıyoruz yani. Twitter'da şimdi hangi siyasetçimiz hangi tweet'i attı, ne gibi laflar etti ya bunların ayrısına girersek
Türk siyasetinin hiçbir rasyonalitesi kalmadığına dair çok kolay bir tez yapabiliriz. Kamuoyunu bence, oluşturma bağlamında benzer bir yani kamuoyunu oluşturma bağlamında bazen deşarj olmak için herhalde yani çok saçma sapan şeyleri hem de oldukça üst düzey danışman sıfatı barındıran bir o kaç 15 yıldır siyasetçi anayasa hukuku bir profesör söyleyebiliyor mesela yani. Dolayısıyla siyaseti buradan anlama yerine yani genel bir pattern üzerinden yani belli bir dönem içerisinde atılan adımlar ve o yapılan hamleler üzerinden okumak açısından bakacak olursak şahsen ben Ukrayna'da Ukrayna'da gerek Ukrayna'da gerek Gürcistan'da gerek diğer hususlarda yapılan şeyleri bir yanlış adım olmaktan ziyade belli bir tutarlılığı olduğu kanaatindeyim. Dediğim gibi iddia değil, o bir kanaat. Bir defa Yeltsin döneminde bile mesela Bosna'daki müdahaleye sıcak bakmadılar. Kosova'dakine sıcak bakmadılar ama yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Ve Putin döneminde NATO yayılmasına Yeltsin döneminde de yani hoşnut olmadılar, ifade ettiler ama Putin döneminde daha kararlı bir tepki koymaya başladılar. Ve Ukrayna'daki hal ise tabii ekonomik ilişkileri sürdürerek etki altında almayı, bulundurmayı düşünebilirdi ama fakat oradaki vaziyeti, statükoyu yani kuvvet devrilmesinden sonraki durumu statükoyu değiştiren bir algı olarak algıladı. Ona göre hamle yaptı. Gene Gürcistan'ın NATO'ya girme konusundaki tavrı kabul edilemez bir şekilde gördü. Ha bu şunu sorulabilir. Yani bir devlet başka bir devletin hakkında karar verme hakkı var mı? Yok. Yani her devletin eşit olduğu prensibi kabul edilmesi gereken bir şey. Ama dünya siyaseti de böyle işlemiyor. Yani aynı şeyi Amerikan siyasetine baktığınız zaman da 1820'lerden beri bütün Amerika kıtalarının kendi arka bahçesi olarak kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu. Yani bu sadece Rusya özgü bir hadise de değil. Dolayısıyla fakat yani siyaset bu şekilde böyle kendine göre bir alan belirlemiş. O alan çerçevesinde de adımlarını atıyor. Ukrayna'da kaybetti mi kaybetmedi mi? Yani Kırım açısından bakacak olursak. Yani orada artık olay sadece maddi açıdan kar zarar ya para açısından veya işte gelir açısından bakacak olursak belki bir zarar görebiliriz ama başka açıdan bakacak olursak bence orada zaten uzun zamandır kafasında olan elde edilmesi gereken bir şeyi elde etti. Ve Doğu Ukrayna'da durum sürecin hala bu şekilde sürüyor olması zannediyorum ben bence orada şu vaziyeti yani mevcut durumu bu şekilde sürdürmenin çıkarlarına daha uygun olduğu noktasından hareket ettiklerini düşünüyorum. Ve Suriye'deki durumu, Ukrayna'daki vaziyeti kendi lehine masa başında çevirecek bir girişim olarak da görüyorum. Benim kanaatim o yönde. Vugar hocama şu noktada katılıyorum. Suriye'deki bu hamleyi yaparken tabii ki orada bir boşluk olduğunu fark etmesi, yani kesin emin olmuş olması bu hamleyi yapmasında en büyük etkenlerden birisi. Bu gerek Obama yönetiminin bir sürü birbiriyle çelişkili ve ikircikli adımları, NATO'nun tutarlı bir politika veya Avrupa ülkelerinin tutarlı bir politikayla gelememeleri gibi durum. Dolayısıyla Rusya bu hamleyi yapma imkanı verdi ama gene Suriye politikasına da bakacak olursak başından beri aslında Rusya orada kendi istediği yönde bir çözümü dikte eder adımlar içerisinde. Ta başından beri, sürecin başından beri. Halen Esed'i savunuyor. Esed'i savunuyor. Aynı zamanda zaten şimdi biz, ben Sedat'a bulunduğum sırada biz bir çalıştay yapılmıştık Rusya'dan ve Amerika'dan ve bölge ülkelerinden İran dahil gelen çeşitli kişilerin katıldığı o çalıştay esnasında iki tane tanınmış şey de vardı. Rus think tanklarından gelen birisi Lukyano Popov. Orada sırala daha o zaman 2012 Nisan'ı açık net olarak şunu söylediler. Bizim şu an durduğumuz noktaya birkaç yıl sonra siz de geleceksiniz. Açık, net olarak Türkiye için. Bütün herkes için. Herkes için. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, hepsi. Ve şu an Kerry ile Lavrov'un yaptığı metni ortaya koyduğu başkalarına baktığı zaman manzara öyle gibi görünüyor. Yani dolayısıyla gerek kendi o eski Sovyet etki alanındaki eski Sovyet etki alanını koruma yolunda attığı adımlar
Yani kendine göre bir oyun belirlemiş ve ona göre kuralları koyuyor, ona ortak kabul etmeyen bir tavır var. Hı hı. Ve Suriye de aynı şekilde oynamak istiyor. Ya bu yanlış olabilir ama bir tutarlılık var orada bence. Yani bir irraf şey açısından, yani bu tutarsızlık açısından bu konuda bir şey görmüyorum. Kırgızistan, Tacikistan mevzusu, Kırgızistan geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'ni çıkardı, kiraladı, üssü vermedi. Aynı üssü Rusya verdi ve karşılığında Putin onun 500 milyon dolar borcunu istedi. Buna karşılık bilmem kaç milyar dolar oldukça uzun vadeli bir kredi açtı. Yani orada Orta Asya'da kim alan kazanıyor, kim alan kaybediyor açısından bakarsak, gene benim kanaat olarak söyleyeceğim, orası biraz tartışmalı. Fakat Çin ile girmiş olduğu ilişki bazında orta vadede, orada Bulgar hocama kesinlikle katılıyorum. Yani bu ilişki Rusya'nın orta vadede, uzun vadede demiyorum, aleyhine bir durum ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Çünkü var olan maddi imkanların ötesinde bir siyasi ihtiras içerisine girmiş durumda. Fakat Suriye'deki oyunu ne kadar sürdürmek isteyip istemediği, nerede kesip kesmeyeceği, burası kritik bir nokta. NATO ile bir savaşı göze aldığını şahsen ben de zannetmiyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Bu sorun, bu kriz, çatışma bu şekilde devam edecek olursa, yani bunun altından kimse kolay kolay kalkabilecek gibi görünmüyor. Dolayısıyla herkes bir çözüm arayışı içerisinde. İşte bu herkesin çözüm arayışı içerisinde olmasını, kısa vadede bir netice üretmek için kullanma yönünde bir adım atmış durumda. Ve bu adım çerçevesinde de Amerika Birleşik Devletleri ile ve diğer batılı ülkelerle bir ortak noktada buluşabileceğine inanıyor. Ben ve buna göre hareket ediyor. Ve nitekim operasyonların bir kısmında Fransa ile koordine halde götürdüğüne dair bazı şeyleri basında okuduk. Amerika'da dahil mi hocam? Amerika ile henüz hayır, şu an görüşmeler var, senin açıklama yapıldı yeri. Yani şey hariç, Esed'in sonunun ne olacağı hususu hariç, hı hı, belli noktalarda anlaşma var. Bu arada Suudi Arabistan'daki toplantıyı biliyorsunuz. Oraya katılan, tabii muhalefetin hepsi katılmadı. Özellikle önemli gruplardan birisi Ahrar Hüşşam reddetti katılmayı. Şimdi sorun tabii şu burada. Şimdi ülkeler bir sorun çözümde anlaşsa bile çatışan unsurlar mücadeleyi ne kadar devam ettirme eğilimindeler. Arkalarında destek veren ülkeler olmadan bu çatışma uzayabilir mi? Eğer uzarsa o zaman ne olur? Tabii işin muğlak noktası bu. Şimdi bunu fazla uzatmadan şunu söyleyeyim. Zaten Çin açısından olaya baktığımız zaman Çin Suriye'ye, ya yani mevcut rejime karşı daha çok bir pasif destek yönünde bir eğilim içerisinde. Ama Rusya'nın şu an burada sorunu çok fazla uzatmak lehinde olduğu kanaatinde değilim ben. Ve bütün Suriye üzerinde istediği gibi bir, yani Suriye'nin şu anki toprak bütünlüğünü koruyacak bir çözüm konusunda da iyimser olduğu kanaatinde de değilim. Bence şu an o iyimserlikle hiç kimse olmadığı düşüncesindeyim ben. Ama nasıl bir çözümle gelinebilir onu bilmiyorum. Onu bence şu an kimse de zaten düşünmüyor. Fakat en azından Rusya'nın burada küçük olsun ama mutlaka olsun anlayışı içerisinde en azından Esad veya Baas rejimine da küçük bir alan, dar bir alan, sahil şeridindeki dar bir alan da olsa o alanı koruyucu bir şekilde bir hamle içerisinde olduğu kanaatindeyim. Tabii bu arada Fatih Hocam o konuya muhtemelen girebilir. Yani tabii bu doğal gaz mevzu konusunda ki hususlar da burada ele alınması belki gerekiyor. Ve burada istersen sonra konu devam edelim. Hakkı Bey, şimdi biraz önce söylediğinizde Rusya'nın uçağını düşürmesinin İran kamuoyunda kendi uçakları düşürmüş gibi karşılandığını söylediniz ama ben bunu biraz açtırmak istiyorum. Şimdi Türkiye ve İran ilişkileri söz konusu olduğunda İran-Rusya ilişkileri Türkiye söz konusu olduğunda daha doğrusu nerelerde ayrılır ve nerelerde birleşirler? Yani genel olarak bakıldığı zaman dediğim gibi bizim Rusya ile ilişkimiz bu Suriye krizine kadar çok iyi noktalardaydı. Gerçi İran'la da bir sorunumuz yoktu. Yani İran hatta
uluslararası sistemden en dışlanmaya çalışıldığı dönemlerde bile nükleer faaliyetlerinden dolayı biliyorsunuz biz İran'la belli bir işbirliğini hep tuta evet. geldik. Hatta işte Amerika'dan falan ciddi tepkiler aldık. Pratikte evet. de gördük bunu, hatta bedellerini ödedik. Ama maalesef bu Suriye krizi İranlıları başından beri, yani ilk birkaç aydan sonra İranlılar da Ruslar gibi, Levent Hocam'ın dediği gibi, ya bu kesinlikle düşmeyecek anlayışına vardıktan sonra daha sıkı durmaya başladılar arkasında. Yoksa ilk zamanlar hatırlarsanız yani İranlılar açık açık Beşşar Esad yönetimine sahip çıkamıyorlardı. Daha çok işte bir orta yol bulalım, işte seçimler olsun, hani Beşşar da katılsın. Bugün gerçi muhtemelen dün akşam işte Birleşmiş Milletler'de toplantı vardı. Güvenlik Konseyi'nde iş oraya gidiyor gibi, yani bizim açımızdan kabul edilmesi zor bir yere geldi. Çünkü yani eğer buraya gidilecekse 5 yıldır neden bu kadar savaş, bu kadar bedel ödendi? Ama sahada da bir tıkanıklık var. İşin doğrusu da bu. Yani Rusya da belki bunun için biraz müdahale ediyor. Yani masaya oturmadan son aşamada biraz artık biz masaya oturmadan önce ayarları yapalım. Bu şekilde kabul edilsin diye mevcut güç dağılımı. Dediğim gibi yani bu Suriye meselesi ve Irak meselesi İran için hayati öneme sahip. Yani İran bunu ulusal çıkarlarının bir parçası görüyor. Yani bir dış politikadan çok kendi varlığıyla ilgili görüyor. Çünkü defalarca söylendi zaten bu. Yani İran karşıtı cephenin söyleminde bölge ülkeleri olsun, İsrail olsun, işte hani orada bir İran direniş ekseni diye tanımladığı bir şey var, yapı var. 2006'da Lübnan'da bir savaş oldu. Hizbullah'la şey arasında ciddi bir savaş oldu İsrail arasında. Suriye krizi de ilk başladığında bu krizi destekleyen bölge ülkeleri, yani Türkiye dışında işte Arabistan olsun, Katar olsun, bu İran'ı ciddi şekilde korkuttu. Bir de o dönemde muhalefetin bazı temsilcileri gerçekten biraz erken ve sorumsuz açıklamalarda bulundular. İşte biz rejimi devirdiğimiz zaman işte Hizbullah'ı bölgeden atacağız, işte İran'la ilişkileri keseceğiz falan. İran bunu kendine yönelik bir tehdit olarak algıladı. Bu da İran'ın sert tavır koymasına yol açtı. Çünkü İran'a göre bu dalga gelecekti. Yani Irak'a da gelecekti. Nitekim biliyorsunuz Irak'taki en yakın işte müttefiki Maliki 2014 yılında istifa etmek zorunda kaldı. İstifa etmesinin sebebi de Suriye ile ilgili olay. Yani yine bu iki ülkenin tek cephe haline gelmesiyle ilgili bir olay. Yani IŞİD'in işte Musul'u ele geçirmesi altıda kalkamadı Maliki. İran ve Amerika tarafından anlaşıldı. Bu krizler yumuşamadan İran'ın Türkiye ile olan ilişkilerini de yumuşayacağını zannetmiyorum. Yine Rusya da biraz bununla bağlı. Yani Rusya'nın müdahalesiyle de ilgili de öyle düşünüyorum. Bu sonuçta bir olay oldu. Rusya büyük bir ülke. İşte bildiğim kadarıyla ilk defa oldu. Soğuk Savaş'tan beri ilk defa bir ülke açık bir şekilde Rusya'nın savaş uçağını düşürdü. Bu tepkileri vermesi normal. Ama Suriye'nin iki ülkenin arasında nihai kertede işte normal bir savaş, hocaların da söylediği gibi, veya işte asimetrik savaş. Yani biz bu olaydan sonra bile PKK ile Rusya arasında mesela çok ciddi bir yakınlaşma görmedik. Yani Rusya başvurabileceği kozlarına başvurmuyor. Yalnızca bunu retorik olarak tutuyor. Bu da bence önemli. Yani hatta sağlıklı da bir şey. Bağırıp çağırmaları yani bir şey. Orada Rus, İran dengeleyici bir unsur olma imkanı görebiliyor musunuz? Yani İran bunu birkaç kere söyledi. Bazı yetkililer söyledi. Biz ara bulucu oluruz diye. Hani gerekirse diye Rusya ile İran arasında. Ama şu anda şöyle bir şey var. Yani olamaz çünkü o tarafta. Yani bizim kavga konumuz Suriye. Ve Suriye'de işte İran karada savaşıyor. Rusya havadan bombalıyor. Yani biz eğer o uçak düşürüldüyse ve muhtemelen hocanın da dediği gibi, yani bizim sınırımızda bizim insanlarımızı vuruyorsun. Yani bunlar Türk etnik olarak, kültür olarak bizden müdahale etmemizi bekliyorsun. Yani Cumhurbaşkanımızın defalarca söylediği bir şey var. Yani binlerce kilometre öteden geliyorsunuz. Ama Türkiye müdahale ettiği zaman işte müdahil oluyor vesaire. Dolayısıyla o açıdan İran'ın ara buluculuk yapmasını zor bir ihtimal olarak görüyorum. Benim öngörüm, eğer İran'ın içinde bir takım işte bu seçimlerle birlikte değişiklikler olmazsa İran-Türk ilişkileri de daha sorumlu yerlere gidebilir. Çünkü Suriye'de hala bir şey görünmüyor. Yani muhalefetin açıklamasına bakıyorsunuz bu Suriye toplantısından sonra, şartlarımız aynı diyorlar. Ama dünkü Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'nin temsilcisi oradaydı. Yani Güvenlik Konseyi'ne artık katılabilecek kadar bir meşruiyet elde edilmiş bir rejim var. Yani Amerika hala Beşşar gitmeli diyor da, dün eğer dikkat ettiyseniz konuşmaların tarafları olanlar arasındaydı yani. Yani dün Obama'ya dikkat ettiyseniz konuşmasını, tam olarak ne dediğini, ben düşünüyorum ki işte
Esad gitmeli, gitse iyi olur tarzından. İşte neden? İşte kan bombasını durdurmak için vesaire. Yani iş artık buralara gelmiş durumda. Dolayısıyla bu Suriye krizi bizim durduğumuz yerde ortada. Yani ben Türkiye, işte Katar, Suudi Arabistan ve muhalifler cephesinin de geri adım atacağını düşünmüyorum. Size bir spekülatif soru sormak istiyorum. Fikrinizi merak ediyorum. Suriye meselesi bu hale gelmeden önce İran'la Türkiye bu noktada ortak hareket edebilseydiler Suriye konusunda tablo nasıl gelişirdi sizce? Bence farklı olabilirdi. Yani çünkü hatırlarsanız 2010 yılına dönerseniz Suriye üzerinde en etkili iki ülke Türkiye ve İran'dı. Yani Türkiye'nin işte siyasi yönetimde çok etkisi vardı. Ekonomik işbirliği son derece fazlaydı. Kültürel bir yakınlaşma vardı. Sınırlar kaldırılmıştı. Öte yandan İran'ın da güvenlik bürokrasisi üzerinde ciddi bir etkisi vardı. Hizbullah Suriye ilişkilerini göze alırsanız. Bu iki ülke ortak bir yol bulabilirdi. Ama o işte Arap Baharı ilk başladığında o dalga biraz herkesi yanılttı. Yani hani yeni bir dünya başlıyor artık. Burada diktatörlere yer yok. Burada halkların talepleri gerçekleşecek diye. Ve bunu düşünmemiz için de sebepler vardı. Yani bugünden değişik şeyler söylemesi kolay ama o dönemde işte Tunus, Libya, Mısır teker teker düşmüşler. İşte bu Suriye'ye vurmaya başlamış. Bizim kırmızı çizgimizi çok ileride belirlememiz ve İran'la uzlaşamamamız buna sebep oldu. Yani İran'da bir müddetten sonra İran Libya konusunda da aynısını yaptı. Yani Libya'da da bekle gör yaptı. Eğer Libya'da kalabilseydi muhtemelen oraya da bir şekilde destek vermeye çalışacaktı. Çünkü Libya'da geleneksel İran'ın Orta Doğu'daki partnerlerinden biriydi. Gerçi tabii ki lojistik vesaire çok daha zor olurdu ama İran'ın tamamen yani ulusal çıkarlarından kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bunun çok hani öyle duygusal, mezhebi falan boyutlarının zayıf olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir de sıkıntı var. Bu savaşın gittiği yerde Beşar Esad bizatihi yaklaşık bir yıl önceydi. Karada savaşacak adam kalmadı dedi. Yani ciddi sıkıntısı var. Yine bir haber çıktı geçenlerde Amerikan medyasında İran askerlerini çekmeye başladı diye. Doğru. Bu da olabilir, doğru olabilir. Çünkü İranlılar tanımadığı bir coğrafyada savaşıyorlar. Yani oradaki karşılarındaki halk, o bölgenin halkı, o bölgeyi çok iyi tanıyorlar. Bir görüntü vardı, YouTube'a falan düşmüştü, BBC yayınlamıştı. Bu İran devrim muhafızlarının çektiği görüntüler. Orada bütün şeyle, çıplaklığıyla gözler önüne seriyor İranlıların durumunu. Ciddi kayıp da veriyorlar. Ciddi kayıplar veriyorlar. Yani 500'e yakın bir kayıp var. Ve bu kayıplar bir müddet sonra tartışılmaya başlanacak İran toplumunda. Yani neden diye. Evet. Tanımadığınız, düşman olduğunuz bir coğrafyada, kültürel kodlarınız aynı değil. Bir sürü sıkıntınız var. Yani geçen... Rakamlar doğruysa 25 milyar dolar harcanıyorlar şu ana kadar. Yani... Doğruysa. Olabilir. Para da zaten İran ekonomisi de az önce konuşuldu. Evet. Rus ekonomisi gibi. Yani tamam petrole bağlı. Ve artı düşün işte petrol fiyatları 120 dolardan 40 dolarlara düşmüş. Daha da inme durumu var ve İran yaptırımları da var. Yani petrol de satamıyor. Artı sattığı petrol de parasını alamıyor. Yani İran çok sıkışık durumda. Yani Ruhani ilk seçilir seçilmez bunları söylemişti. Yani biz nükleer faaliyetlerimiz iyi hoş ama ekonomi bitmek üzere diye. Dolayısıyla İran açısından sürdürülebilir bir durum yok. Evet. Ama benim gördüğüm uzaktan Suudi Arabistan özellikle bu son işte petrol fiyatlarını düşürtecek yeni kararlarla birlikte bu savaşın sürmesi yönünde tahminim irade koyacaktır. Bu da şunu getirecek. Orada Amerika istese bile tek yönlü bir barış olamaz. Çünkü sonuçta Amerika'nın bu Suudi Arabistan'ın toplanan muhalefet üzerine çok fazla bir etkisi yok. Suudi Arabistan ikna edilemezse ve Türkiye, Katar ekseni bu sahadaki savaş sürecektir. Evet. Toparlamak adına kısa cevaplar isteyeceğim bu turda. Lugar Bey, kısaca şunu söyle, şu sorunun cevabını bekliyorum sizden. Rusya bir felaket senaryosu yazacak olsak ne tür yaptırımlara gider Türkiye'ye karşı? Türkiye'ye karşı zaten yaptırım şu anda yapıyorlar. Yani ticari işte ürünlerin ülkeye dahil olması veya Rusya'daki Türk şirketlerinin işte kapatılması, işte dün mesela bankalara bir baskın yapıldı. Yani ikili ilişkilerde epey bir ilişkileri sekteye uğratacak zaten adım atıldı. 1 Ocak'tan itibaren bu Türkiye mallarına yine bir şey olacak. İşte 8000 tır kotası vardı Türkiye'nin. O 2000'e indirilip sonra da sıfırlanması düşünülüyor. Bu uygulanacak mı onu göreceğiz. Yani ikili ilişkiler dışında bölgesel diğer alanlarda da
yine Rusya'nın yapabileceği, yani kapasite olarak var ama ihtimali de var. Yapacak mı onu ileride göreceğiz. Yani şu ana kadar açıklanan o şeyleri, birinci dereceli karar alıcıların laflarına bakarsak, yani bu hükümetle, işte Türkiye'nin bu hükümetiyle artık ilişkiler bitti noktasına geldi. Bu da çok böyle absürt bir açıklama, çünkü Türkiye'de daha seçimler yeni bitti. Yani önümüzdeki 4 senede aynı hükümet olacak. Bu peki iç kamuoyuna verilen bir şey mi, yoksa işte bir pazarlıkta kullanılabilecek bir şey mi, onları bilemiyorum. Ama benim Levent Bey'le anlaştığım bir nokta, anlaşamadığım bir aslında nokta. Evet, Rus dış politikasında süreklilik var. Bir açılım, bir hamleler, yeni savaş alanları açılması yönünde. Fakat bunun nereye kadar sürdürebileceklerini, yani çok uzun da sürdüremeyeceklerini ben tahmin ediyorum. Çünkü çevresindeki bir müttefik, yani bir Ermenistan var, ciddi anlamda bir müttefik olabilecek. Onun dışında Rusya zaten yaptıklarını hiç ne müttefiklerine söylüyor. Yani müttefikler gördüğü işte Kazakistan'a ya da herhangi bir şekilde söylemiyor ve onlarla birlikte de hareket etmiyor ama onlardan destek bekliyor. Yani çevresinde destek bulamayan, yani yalnız başına kalmış ve bütün bu oyunlarda da büyük bir pay isteyen bir aktör var. Gücünü kaybeden aslında bir büyük güç, yani süper güçten işte büyük güçlüğe düşmüş. Şimdi gittikçe daha da o gücünü kaybetmeye başlıyor. Yani teknolojik güç olsun, işte ekonomik olsun, yumuşak güç olsun ve diğerleriyle rekabet edemeyecek. Yani Türkiye çatmasının bir şeyi de belki de oydu. Yani bu coğrafyada, yakın coğrafyada Rusya'yla rekabet edebilecek kapasiteye sahip olan tek ülke Türkiye. Yani peki Amerika karşısındaki gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Rekabet edebilir mi? Küresel bir güç olarak görüyor musunuz yani? Yani söylem bazında edebilir. Fakat Amerika'nın sahip olduğu o teknoloji kapasitesini, bilim ekonomik kapasiteyle Rusya'nın baş etmesi bu koşullarda, yani bu liderlerle çok zor. Yani iki kutuplu bir dünya beklemiyorsunuz eskiden o şey, soğuk savaş dönemi. Çok olabilir. Belki Rusya bir Güney Kore, şey, Kuzey Kore gibi bir yere dönüşebilir. Kendi hallerinde orada yaşarlar. İşte dış düşmanlar da çevrilir. Ama böyle bu kapasiteyle çok zor. Evet. Siz sıcak bir savaş bekliyor musunuz? Artı bu yaptırım en felaket senaryoları karşısında, Türkiye'nin bunların karşısında dayanabilme imkanı nedir sizce? Yani ben açıkçası sıcak bir çalışma beklemiyorum. Olmamasını da umuyorum. İnşallah. İşin açıkçası. Olmasın inşallah. Bu anlamda Türkiye'nin, hani biraz önce Yugar Hocam Rusya'nın neler yapacağını söyledi. Türkiye neler yapabilir konusuna eğer tersten bakarsak. Mesela insanların hemen aklına bu kriz başlayınca gelen şey, Rusya doğalgaz kesecek. Biz de Montre ile egemenliğimize aldığımız boğazları kapatacağız. Bunlar aslında Rusya'nın en uç uygulamalar, en uç uygulamalar. Yani en fazla savaş durumunda ancak Rusya doğalgazı kesebilir. Ama ne yapabilir? Diyebilir ki işte basınçtan dolayı falan boru patladı. Birkaç gün, birkaç hafta size bu gaz gelmeyecek diyebilir ama tutup da doğalgazın tamamen kesilmesi zaten Rusya'yı genel anlamda, ekonomik anlamda bir de hani bir doğalgaz satıcısı anlamında zor duruma düşecektir. Türkiye'de ancak savaş durumunda veya savaşa yakın bir şey hissettiği anda Montreux'den dolayı boğazları kapatabilir. Bunları bir kere bir kenara koyalım yani. Bunlar aşırı uç konular. Başka ne yapabilir? Türkiye simetrik cevaplar verebilir. Mesela öğrencileri Rusya baskı yapıyor, iş adamlarına baskı yapıyor, firmaları basıyor, bankaları basıyor. İşte aklı hayale gelmedik. Çok bazen çok absürt saçma tepkiler veriyor. Türkiye böyle yapmalı mı? Hayır, bence öyle yapmamalı. En başta Ruslar bizim hocamız değil. En başta. Diğer taraftan Türkiye'nin evet söylem bazında ve şeyin krizin yönetilmesi bazında baktığımız birbirine çelişkili açıklamalar yapıldı ama genel anlamda bakıldığında ne Türk ne Rus öğrencileri ne Rus firmalarına ne ona benzer şekilde adım atılmadı. Bence de yapılmamalı. Rusya açısından bakıldığında ekonomik anlamda biz daha dezavantajlı konumdayız Rusya'yla Türkiye arasındaki ilişkilere baktığımızda. O yüzden de ekonomik yaptırımların
zararı en fazla bize olacak. Hı. Tabii bunun bir de geri dönüş olacak. Rusya da şey yapacak, etkileyecek bu. Bunu düşünmemiz gerekiyor. O yüzden de krizi çok fazla gerginlik durumuna götürmemek gerekiyor. Şimdi savaşa falan götürme dışında bu krizin Rusya açısından bakıldığında Türkiye en fazla, en rahatsız edici ne yapabilir Rusya'ya karşı dediğimizde, Rusya'ya karşı Türkiye belki Kuzey Kafkasya ve Volga çevresindeki Müslüman Türk unsurları ya da işte Kafkasya'daki ayrılıkçı işte Çeçenler falan gibi unsurlara destek verebilir. Rusya'nın o yüzlerce yıldır korktuğu pan-Türkizm tehlikesini hayal etti diyorlar onlar. Onu canlandırabilir. Türkiye böyle bir böyle yapmalı mı? Böyle yapmalı mı Türkiye? Bence gerek duyarsa yapabilir ama onu yapabilecek kapasitede mi diye sorarsanız, evet, bana sorarsanız değil. Yani içeride bölünmüş bir toplumla, Güneydoğu'da farklı sorunlarla, sınırında farklı sorunlarla mücadele ederken Türkiye'nin böyle bir şey yapabilecek kapasiteye... Rusya'nın böyle bir korkusu var mıdır hocam? Rusya'nın böyle bir korkusu var. Hı. Yani nasıl biz kriz başladığında PKK desteklenebilir, şu yapabilir diyorsak, orada da onu tartışıyorlar onlar aslında. Hı. Onlar orada Çeçenlere destek artar, Tatarlar, Başkurtlar falan işte ayrılıkçı hareketler başlar şeklinde. Bence Rusya, Türkiye'nin şu anda bunu yapabilecek kapasitesi bence sınırlı. Hı hı. Zaten kendi içimizde bir takım sorunlarımız var. Hı hı. Bir de bunu yapıp tamamen işin içinden çıkılmaz hale getirme tehlikesi var. Bu krizin bence Türkiye açısından en önemli sonucu şu. Biz son belki 5-10 yıl içerisinde hep hani bu Avrasyacılık tartışmaları birlikte Rusya'ya, Batı'ya alternatif olarak Rusya'yı değerlendirme ve bunu da biraz zannedersem hani sınırın biraz dengenin aşılması gibi bir durum vardı. Evet. Şangay İşbirliği Örgütü falan gibi şeyinden. Buradan bakıldığında Rusya ile yaşanan kriz Türkiye'yi Batı'yla, NATO'yla ve daha önceki kurulmuş olduğu güvenlik savunma çerçevesi içerisinde eski ilişkilerine geri götürecek. Bir anlamda Türkiye rayına oturtulacak. Bunu da hem Batı hem Türkiye şu anda kullanmaya başladı. İsrail'le yakınlaşma ilişkileri bir süre sonra bu Mısır'a gelecek. Çünkü işin içerisinde sadece Suriye'deki rejim meselesi yok ki. İşin içerisinde enerji de var, transport, ulaşım da var. Her çok karmaşık bir sorunla karşı karşıyayız. O yüzden de ben bu şeyi Türkiye'nin duruşunun krizi tırmandırıcı değil, krizi soğutucu olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Levent Hocam. Tamam, o zaman konuya tekrar döneriz. Şimdi bir de Çin faktörü var bildiğiniz üzere. Rusya, İran ilişkilerine bir de Çin faktörü girdi işin içerisine. Bu sanki Batı bloğuna karşı bu üç ülkenin bir karşı blok oluşturma imkanından bahsediliyor. Siz böyle bir real politikte böyle bir imkana inanıyor musunuz? Böyle bir yakınlaşma gözlüyor musunuz? Bence bu Batı karşıtlığı İran için en azından söylersek bu geçici, dediğim gibi. Yani İran Batı'yla sıkıntıları devrimden sonra eğer ele alırsak, büyük ihtimalle bu son nükleer anlaşmayla bu Batı'yla olan sıkıntılarını aşmış durumda. Hı hı. Yani biliyorsunuz geçen haftaydı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran dosyasını resmen kapattı. Hı hı. Yani İran nükleer faaliyetlerinin askeri amaçlı olmadığını onayladı. Ve önümüzdeki aydan itibaren de Hasan Ruhani'de açıkladı basın toplantısı yaparak, yaptırımlar kalkacak. Hı hı. Bu normalleşme olduğu zaman İran'ın, İran içi dengeler veya İran'ın tarihsel duruşu, kültürel duruşu, yani bugün Batı ülkelerinde yaşayan belki bir 10 milyona yakın İranlı var. Hı hı. Yani İran'da böyle bir şey var. Veya İranlı halkla konuştuğunuz zaman hiçbirinin hayali Rusya veya Çin değil. Hı. Yani tamamen Batı'ya açık bir toplum aslında, dışarıdan görüldüğü gibi değil. Dolayısıyla Çin ve Rusya, İran arasında stratejik bir işbirliği geniş çaplı şu an için çok şey görünmüyor. Yani bana gerçekçi gelmiyor. Daha çok bir sıkışma söz konusu. İran üzerinde baskılar var. İran bu baskıları dağıtmak için bölgesel işbirliklerine gidiyor. Dediğim gibi Rusya'dan silah alıyor. Çin'le bu anlamda çok stratejik bir işbirliği alanı şu ana kadar görmedim ben. Daha çok Çin'in işte bazı yatırımları var. Altyapı yatırımları var. Demiryoluna vesaire. Zaten Çin biliyorsunuz çok fazla siyasi tartışmalı alanlara girmiyor. Yani
kendi sorunları var. Asya'da orada düzenlemeye çalıştığı bazı şeyler var. Açık denizlerde vesaire. Rusya, Çin ve İran arasında, İran'la ilgili söylemek gerekirse, dediğim gibi yani bu çok gerçekçi gelmiyor bana. Uzun vadeli stratejik bir işbirliği. Daha çok yakın dönemde İran ne yönde adım atacağını görmek gerekiyor. O da dediğim gibi önümüzdeki yılın işte Şubat-Mart ayından itibaren İran dış politikasında bazı değişiklikler beklenebilir. Ama bu Suriye için de önemli. Yani Suriye'de bir barış, ben zayıf ihtimal dedim ama herhangi kötü bir barış dahi olsa, bir barış ortamı sağlanabilirse İran-Batı ilişkileri de yumuşama olacaktır. Ve İran ihtiyaç duyduğu zaten teknoloji de, sermaye de, yatırım da Batı'da var. Yani Rusya bunu karşılayabilecek durumda değil. Yani Rusya'nın bahsettiği işte kendisinin ciddi sorunları var. Ve Çin bile yani Batı'yla çok sorumlu bir İran'a sahip çıkmak istemez. Çünkü kendi sorunları var zaten Uzak Asya'da. Böyle düşünüyorum. İç siyasetiyle paralel olarak gelişecek. Öyle düşünüyorum, evet. Levent Hocam, toparlamak adına birkaç dakika içerisinde bundan sonra Türkiye ve bölge nasıl etkilenir bu krizden sonra? Bize bir genel tablo verebilir misiniz? Ya şimdi ben yani bu çerçevede gördüm. Türkiye'nin Türkiye kesinlikle Batı ittifakıyla olan ilişkilerini düzeltme yolunda, yani bu krizin çerçevesinde. Tabii, İsrail'e yakınlaşmayı da bu çerçevede yani, anlayabilir miyiz? Tabii ki. Yani görüşmeler daha önceden başlamış, sürdürülüyor olabilir. Ama görüşmeler daha önceden başlamış, sürdürülüyor olmasına rağmen bu konjonktürde gündeme gelmiş olması bana göre sadece bir tesadüf değil. Bu sürecin onu hızlandırdığı kanaatindeyim. Ki tabii şimdi bu metinde çıkan 5 madde üzerinde görüşülen 5 madde ön anlaşmadan söz edildi. Ama Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamayla sadece bir hususta anlaştık, diğerlerinden hala konuşuyoruz demekle beraber büyük ölçüde masanın üstünde olanların onlar olduğunu ve bence ana hususlarda anlaşıldığı kanaatindeyim. Diğer taraftan yani NATO ile Türkiye'nin arasında ister istemez bir yakınlaşmanın bu çerçeve içerisinde oluştuğunu görmek mümkün ve tabii Türkiye aynı zamanda diğer bir hamlenin de içinde bulundu. Her ne kadar Suudi Arabistan liderliğinde olmakla beraber o İslam İttifakı denilen oluşumun içerisinde de yer aldı. Yani Türkiye kendisine eski çok boyutlu dış politika anlayış içerisinde NATO'nun yanı sıra Çin ve Rusya ile de iyi ilişki götürme politikasını şimdi daha çok bu sorunun eksenini olarak biraz daha batıya daha çok yanaşma, çeşitli İsrail'e ilişkileri geliştirme, aynı zamanda tabii İran'la ortaya çıkan bir soğuk savaştan dolayı Suudi Arabistan eksenine kayma gibi bir tavır belirmişti. Yalnız burada Türkiye'sinden gördüğüm sıkıntı şurada. Gerek Yemen müdahalesine verdiği destekle, ki tartışmalı bir savaş Yemen savaşı, yani resim çok kimin net. Verdiği destek? Yani Türkiye, Suudi Arabistan kampı üzerinde net tavır koydu. Ve bu son İslam İttifakı'na da girmek suretiyle ki Sisi de onun içerisinde yer alıyor. Yani o Mısır'daki darbe sonrasında aldığı tavırla benim kanaatim orada bir ahlaki bir ikilemle karşı karşıya olduğu kanaatindeyim. Gene o ön anlaşmada sözü geçen 5 madde eğer doğruysa Filistin davasının hamisi pozisyonuna görünmüş olan Türkiye'nin şimdi farklı bir yöne savrulması gibi bir durum söz konusu. Ya bunun ki Müslüman Kardeşler Hareketi'yle bayağı gelişmiş bir ilişkisi vardı. O açıdan şahsen olumsuz bir iklime girecek. Yani inşaat söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ile müzakerelerde tekrar canlandı. O var. Avrupa Birliği ve göçmenler anlaşması var. Tabii bunlar hepsi kısa zaman içerisinde bu bağlam içerisinde sıkışması sadece tesadüfle açıklanacak şeyler değil diye düşünüyorum. Evet. Ben kendi adıma çok istifade ettim bu toplantıdan. Konuyu çok boyutlu bir şekilde ele aldığımızı düşünüyorum. Yuvarlak Masa toplantılarımızın 26.sını bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki toplantıda yine önemli bir konuyu ele almak üzere. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İran-Rusya ilişkilerinden bahsetmek istersek neler söylersiniz bu konuda? İran-Rusya ilişkileri biliyorsunuz yakın zamanda özellikle Suriye'de gerçekleşen olayların gölgesinde hep gündeme geldi. İran ve Rusya'nın Suriye'de
ortak politikayı güttüğünü söyleyebiliriz. Burada işte Beşar Esad'ın kalmasının kırmızı çizgiler olduğunu açıklamışlardı İranlı yetkililer çeşitli zamanlar biliyorsunuz. Her ne kadar Rusya hiçbir zaman Beşar Esad'ın şahsı konusunda bu kadar kesin konuşmadıysa da seçimlere katılması gerektiğini belirterek ve Suriye halkının buna karar vermesini söyleyerek pratikte Beşar Esad'ın kalmasını isteyen bir tavır gösteriyor. Zira böyle bir ortamda işte yaklaşık 10 milyon insanın yurt içinde veya yurt dışında yerinden olduğu bir ülkede adil, demokratik bir seçim gerçekleşmenin güçlüğü ortada eski rejim mevcutken. Dolayısıyla benim tahminim kısa ve orta vadede Suriye'de ve Irak'taki kriz sonuçlanmadan, kalıcı bir düzen kurulmadan Rusya ve İran arasındaki ilişkilerde bu yakınlığı görmeye devam edeceğiz. Zira iki ülkenin ortak belirlenmiş düşmanları var. Her ne kadar bu IŞİD üzerinden genellikle formüle ediliyorsa da aslında Rusya'nın hava saldırılarının yoğunlaştığı noktalara dikkat edersek asıl düşmanın kim olduğu çok daha ortada. Bölgede ılımlı muhalefet diyebileceğimiz İslami hassasiyetleri olan yerel kim varsa Rusların saldırılarını görüyoruz. Hava saldırılarının belki %90'ı daha çok bu grupların üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin de içinde yer aldığı kutba karşı Rusya ve İran arasında bu şekilde bir işbirliği var. Ve son Musul krizinde gördüğümüz gibi bu krizin yayılma olasılığı da var Irak'a. Başika kampı etrafındaki tartışmalara eğer dikkat ederseniz Rusya'nın da müdahil olduğunu görüyorsunuz. Veya Irak'ta bazı parlamenterler Rusya'dan yardım isteme teklifinde bulundular. Dolayısıyla Rusya ve İran arasındaki bu işbirliğini Orta Doğu'da uzun vadede görmeye devam edeceğiz gibi geliyor. Bu krizler sonuçlanmazsa. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim, Putin'in yaptığı hamleleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Hata payı var mıdır? Yani hatasız olmaması mümkün değil zaten. Ama genel Rus politikası ve büyük stratejik plan açısından bakıldığında yapılan hamleler aslında Rusya açısından bakıldığında doğru hamleler. Çünkü 1990'larda köşeye sıkıştırılan Rusya şu anda fırsat eline geçince Orta Doğu'dan, Ukrayna'dan, Kafkasya'dan aslında dışarı çıkmaya çalışıyor. Buradan bakıldığında hem iç kamuoyuna büyük bir Rusya imajı vermek açısından, hem uluslararası kamuoyuna küresel bir güç olduğunu göstermek açısından, hem de içerideki siyasi elitin devamlılığının sağlanması açısından, iktidarın devamlılığının sağlanması açısından tabii ki yapılan şeyler doğru adımlar. Peki hata payı olarak neyi bırakmak gerekiyor? Hata payı olarak bunların çok uzun bir süre devam ettirilmesi, içeride ekonomik sıkıntının toplumsal anlamda bir takım sorunlara sebep olacağına. Bu da akıllara şunu getiriyor. Yani bir toplumsal ayaklanma ve iktidar hoşnutsuzluğu demek. Fakat bizim Rus tarihine baktığımızda şunu görüyoruz. Bu tür şeyler de aslında çok fazla yaşanmıyor. Putin iktidara geldiğinde büyük bir halk desteğiyle gelmedi. Putin iktidara geldiğinde bir proje dahilinde istihbarat ve derin Rusya yapısı diyebileceğimiz yapının desteğiyle geldi. Ben şunu görüyorum, eğer bu gerginliği içerideki kamuoyunun çok büyük hoşnutsuzluğuna kadar götürürse Rusya, bu anlamda derin Rusya'nın Putin'i getirdiği gibi Putin'i de alıp götürebileceğini düşünüyorum o zaman. Ama bu duruma getireceğini zannetmiyorum. Peki, Putin'in Orta Doğu stratejisi ve tasavvuru, yani Orta Doğu'yu nasıl görüyor diye bir soru sorsak? Aslında yani Putin ya da Rusya açısından sadece bir Orta Doğu olarak düşünmemek gerekiyor. Yani bu anlamda Rusya küresel bir güç. Askeri anlamda da geçmiş birikimine de baktığımızda Rusya aslında küresel bir pencereden bakıyor. Ve bu küresel pencereden bakıldığında Orta Doğu küresel arenaya eskisi gibi dönüşün aslında kapısı. Ve bu kapıyı da fırsatını çok iyi değerlendirip gelmek istiyor. Çünkü aslında Amerika Birleşik Devletleri mesela Obama yönetimi olması gerektiği şekilde ya da beklendiği şekilde davranmış olsaydı Rusya bu kadar rahat bir şekilde hareket edemeyecekti. Bu anlamda bakıldığında Orta Doğu Rus açısından hem kültürel anlamda hem silah ticareti anlamında hem ticaret anlamında hem de oradaki başka çıkarlar açısından bakıldığında gerçekten de çok önemli bir bölge. Ama Rus açısından Kafkasya'da, Orta Asya'da, Baltık'ta, diğer yerler de çok önemli. Ama şu andaki konjonktür Rusya'yı Orta Doğu'ya ağırlık vermeye yöneltti ve şu anda Orta Doğu'da Rusya. Evet, teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür çok sağ olun. Tamam. Vigar Bey, Rusya ile ilişkilerin son durumunu alabilir miyiz? Yani en son gelinen durum düşürülen uçağın kara kutusunun açılması ve onun incelenmesi. Bu 21 Aralık tarihinde net açıklanacak ve çok zarar gördüğü bazı kısmının söylendi. Bunun dışında Perşembe günü, geçtiğimiz Perşembe, Putin'in bir yıllık basın konferansı vardı ve orada da en son yapılan açıklamalar mevcut gerilimin süreceği yönünde. Orada Türkiye ile ilgili ve Türkiye'nin liderliği ile ilgili ve izlenen politika ile ilgili çok sert açıklamalar yapılmıştı. Yani şu anda bu gelinen noktada bir diplomatik, şu an yani bildiğimiz bir temasın olmadığını, Rusya'nın bir özür tazminat ve işte bu uçağı düşüren pilotların cezalandırılması yönünde bir talebi vardı. Bu da Türkiye tarafından kabul edilmeyeceği haklı olarak belirtilmiştir. Bu konuda Rusya ve Türkiye'ye düşen sorumluluklar nelerdir desek? Yani aslında Rusya'nın tepkisini, yani Putin'in bu hırçınca uçak düşüşten sonraki tepkisini bir yere kadar anlamak kolay. Yani zor değildir. Hani büyük güç olarak bir uçağı düşürülmüştür ve buna iç kamuoyunu da işte memnun etmek için tepki vermiştir. Fakat yapılan tepkinin daha da farklı alanlara, ekonomi, işte diğer kültürel, sosyal alanlara da yayılması aslında düşündürücüdür ve bu yapılan açıklamaların yine bir sonraki aşamada, diyelim, diplomatik bir çözüm bulunacaksa ona yönelik de biraz kapı aralaması gerekiyor. Fakat en son yapılan Putin tarafından, ki bu ilk, yani asıl karar alıcı, mevcut Türk liderliğiyle bu iş yapılamaz diye ve Türkiye'nin yönetimi vesaireyle ilgili açıklamalar, ki bu da çok diplomatik olarak çok da hoş karşılanmayan hususlardır. Türkiye tarafından ise şu 3 haftada yapılan açıklamaların daha ziyade sorunu lokalize etme, sınırlama ve mevcut işte ilişkileri yeniden masada tartışma ve yani o kriz üzerine çalışma yönündeydi. Bu anlamda daha akıl selim açıklamalar verildiğini görmekteyiz. Peki bu gerilimin sonuçları ne kadar sürer? Çok zor tabii bunu tahmin etmek. Yani şu an 3 haftalık dönemde bile Türk-Rus ilişkilerine Rusya'dan verilen tepki çerçevesinde çok tahripkar bir zarar verilmiş. Yani bu daha önceki döneme böyle kolaylıkla dönülmesi çok zor olacaktır. Sorun sadece uçak krizi sorunu olmaktan çıkmış ve bu ikili ilişkilere de yansımıştır. Bir müddet daha devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii karşı tarafın, yani Putin ve çevresinin buna yaklaşımında bir değişiklik olacak mı? Suriye'deki soruna mesela çözüm bulunması yönünde eğer böyle bir şey olursa belki bu yine Türk-Rus ilişkilerini de olumlu yönde belki etkileyebilir. Çünkü iki ülke Suriye meselesi üzerinden aslında karşı karşıya gelmişti. Son olarak Rus devlet politikası dedik, Çarlık Rusyası komünist rejimi ve sonrasında Putin'in devam ettirdiği sert politikalar. Bu yönetim şekli, bu strateji Rusya'nın geleneksel devlet politikası mı? Yani buna şaşırmamamız mı gerekiyor? Bu çerçevede düşüncelerinizi anlatmak istiyorum. Ya aslında yani verilen tepki ve öncesine bakmak gerekiyor. Yani Putin liderliğindeki Rusya'nın son 2-3 senedir bir revizyonist bir politika yürüttüğünü, işte Ukrayna'dan başlamak üzere işte Suriye, şimdi işte sonra Türkiye. Daha önce 2008'de bir denemesi yapılan bir politika vardı Kürdistan'a yönelik. Yani bunları bir de 2008'lerden itibaren Rus bütçesine bakıldığında ülkenin işte bütçesinin %30-32'sinin savunma ve güvenliğe ayrıldığını görüyoruz. Yani çok keskin bir sürede artılmış ve sürekli devam etmiş. Bunlara bakıldığında içeride bir savaş ekonomisi ne doğru gidildiğini görüyoruz. Aynı zamanda son 2 senedir Ukrayna ile de başlayan bir savaş gerilimi var ve bunun devam edebileceği yönünde ciddi kuşkular var. Çünkü Rus ekonomisi zaten son 4-5 senedir bir gerileme noktasındaydı. 2 senedir resesyonda, bu sene çok ciddi surette kan kaybetti. Önümüzdeki 4-5 senede bu resesyonun devam edeceği
tahminleri yapılıyor. İşte bu petrol fiyatlarına bağlı olarak da yine değişebilir. Bu anlamda mevcut eliti, mevcut iktidarın da hem kamuoyunu memnun etme hem eliti konsolide etme yönünde bir takım başka enstrümanlar kullanmaları gerekir. Ekonomik enstrüman olmadığı için bu milliyetçilik olabiliyor. İşte dış düşman oluşturma olabiliyor. Ve yeni bir cephe açma şeklinde dışarıda dış politikada bir başarı kazanma şeklinde de olabiliyor. Yani bu anlamda şaşırmamak gerekiyor. Putin'in özellikle son 4-5 yıl içinde izlediği politikaya. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamamdır. Hocam, Yeltsin'den sonra gerek bölgesel gerek uluslararası alanda Putin'in hamleleri Rusya'yı nasıl bir aktör olma idarasına teşvik ediyor? Şimdi isterseniz önce Yeltsin döneminin özelliği hakkında kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi Yeltsin dönemi Sovyet döneminden Rusya Federasyonu, yani bir yerde merkeziyetçi ekonomiden sosyalist siyasi sistemden pazar ekonomisine aynı zamanda demokratikleşme süreci yaşanan bir dönem, kapitalist ekonomiye dönüş dönemi ve demokratikleşme dönemini yaşadığı dönem. Fakat o dönemde uygulanan şok terapi denilen ekonomik politikalar maalesef istenilen sonucu vermedi ve Sovyet, zaten Gorbaçov döneminde çökmeye başlayan yapı daha da kötü duruma geldi ve ekonomi allak bullak oldu. Yani Sovyet sistemi o istenilen hem ekonomik anlamda, siyasal anlamda yeni Rusya Federasyonu çatısı altında gereken dönüşümü gerçekleştiremediği için devlet her alanda, hem içeride istikrar konusunda hem dış politika konusunda çok büyük zafiyet yaşadı. Fakat Putin döneminin, Yeltsin döneminden farklı tarafı, hem ekonomide istikrarın sağlandığını görüyoruz, hem de siyaset, hem içerideki istikrarın sağlanarak dışarıda da dış politika konusunda da daha kararlı bir politikaya doğru yöneldiğini görmekteyiz. Tabii ekonominin burada düzeltilmiş olmasının önemli bir payı var. Ekonomiyi düzeltirken de eski sosyalist modele tabii ki dönmediler. Ama o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerci kapitalist anlayışı da sabit kalmadılar. Bir yerde devlet kapitalizmi diyebileceğimiz, yani devleti ekonomiyi yönlendiren bir anlayış ile pazar, piyasa, özel mülkiyete dayalı piyasa ekonomisini birlikte götürmeye çalışan bir anlayışla devam ettiler. Tabi bu oligarklar dediğimiz bir yapıyı ortaya çıkardı ama en azından bu enerji fiyatlarının yükselmesi de sayesinde ekonomi rayına oturdu. Ekonominin rayına oturması çerçevesinde içeride de idari anlamda yapılan bazı düzeltmeler sonucunda iç istikrar da sağlandı. Tabii bu aşamada bu Yeltsin döneminde Rusya'yı rahatsız eden ama Rusya'nın elinden bir şey gelmediği için sadece sözlü itiraz etmekten öte yapamadığı bazı gelişmeler vardı. İşte bu Bosna müdahalesi esnasında Milošević Çiçekler tarafından tarafını tutuyordu Yeltsin'le. Ruslar. Fakat sadece kınamayla kaldı. Kosova'da gene aynı öyle oldu ve NATO'nun doğuya doğru yayılması konusunda gene sadece cılız tepkiler oldu. Putin içeride durumu düzelttikten sonra ilk olarak bu NATO'nun yayılması konusunda oldukça kararlı itirazlarda bulunmaya başladı. Belki ilk başta çok sert tepki vermedi ama daha yüksek sesle konuşmaya başladığını görüyoruz ve Ukrayna hadisesi bu konuda kesin kararlılığını artık koydu ve kendisini yeterince güçlü hissettiği bir dönem. Ukrayna önce 2008 Gürcistan olayı ve peşinden Ukrayna. Yani Putin artık şunu söylüyor: biz aktörüz, sadece bulunduğumuz coğrafyada değil, küresel bir aktörüz. Küresel bir aktör, fakat özellikle hassas olunan nokta eski Sovyetler Birliği'nin hakim olduğu alan, orayı kendisinin doğal yaşam alanına kabul ediyor. Her ne kadar o eski cumhuriyetleri tekrar Rusya'ya eklemek gibi bir niyet olmasa bile orasını kendisinin hayat alanı olarak gördüğünü ve bu konuda gerekirse askeri adımlarda atmaktan çekinmeyeceğini net olarak ortaya koyuyor. Yalnız burada Putin'in yardımına gelen başka bir avantaj daha var ki ülkenin durumunun iyi gitmesinin yanı sıra.
Yeltsin dönemi Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu bir dönemdi. Fakat Yeltsin döneminde özellikle Afganistan ve Irak müdahilleri sonucunda amacına ulaşamamış, zayıflamış bir Amerika var. Ve Çin'in de alternatif bir ekonomik güç olarak yükselmeye başladı bir dönem. Yani askeri anlamda belki hala çok kutuplu devam ediyor, tek kutupluluk devam ediyor. Fakat o askeri açıdan tek süper güç ciddi bir yara almış durumda. Ama ekonomik açıdan farklı kutupların ortaya çıkmaya başladığı bir dünya. Ve bu ekonomik açıdan varlığını ortaya koyan güçler yavaş yavaş siyasi açıdan da eskisi gibi pasif olmayacakların işaretlerini veriyorlar. İşte böyle bir konjonktürde Putin daha Yeltsin'in kesinlikle yapamayacağı, kendisinde ilk başta da yapamayacağı adımları atma cesaretini bulduğunu görüyoruz. Ve bu çerçevede kendi o doğal alanını korumayla sınırlı kalmayacağını, çünkü bir yerde aynı zamanda Rusya'nın çıkarlarının sadece o alanla sınırlı kalmadığını, başka bölgelerde içerdiğini yönde bir kabul söz konusu. Bu çerçevede özellikle Suriye'nin çok önemli olduğunu fark ediyoruz. O da şundan, Akdeniz'de, daha doğrusu eski Sovyet coğrafyası dışında Soğuk Savaş döneminden bu zamana geriye kalan tek askeri üssü Rusya'nın Suriye'deki Tartus üssü. Dolayısıyla yani Suriye bu müdahale hadisesinde orayı koruma refleksi olduğu gibi aynı zamanda yani Rusya hesaba katılmadan dünyada herhangi bir hesabın yapılmaması gerektiği, artık dünyanın tek kutuplu olmadığının da mesajlarını veren bir dış politika anlayışı içerisinde hareket ediyor. Peki, ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.